Mezbaneler doldu, hastaneler doldu cesedinin. Madenci öldü. Neredeler? Neredeler? Yeter! 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 Yayınlanmayacaksa hiç biz konuşmayalım. Ne yapmalı, nasıl yapmalı ile birlikteyiz. Geçen yıl Eylül ayında IŞİD'den kurtarılan Hasake'de son günlerde Esad güçleri ile YPG arasındaki arasında çatışmalar yaşanıyor. Bugün bu çatışmaları, Esad ve Kürtler arasındaki ilişkileri, IŞİD ve Suriye'nin geleceğini konuşacağız. Konuklarımız araştırmacı Ahmet Can, gazeteci Ahmet Dicle, Skype ile yayınımızın konuğu olacak. Ve gazeteci yazar İslam Özkan, o da az sonra stüdyomuzda olacak. Öncelikle hoş geldin. Hoş bulduk, sağ olun. Evet, bu Hasake'de sıcak bir süreç yaşanıyor. Bugün için çatışmalar durmuş durumda ama işte 16 Ocak'tan beri hareketli bir dönemde yaşadığımız söylenebilir. Neler oluyor Hasake'de? Hasake'de aslında olanlar yeni değil. Daha önce de Hasake'de yine geçen yıl yine ufak tefek şeylerden diyebileceğimiz ama arka planında daha temel şeylerin olduğu meselelerden dolayı çatışmalar yaşanmıştı. Yine aynı şekilde Kamışlo'da, yani rejim ve YPG'nin hala ya da rejim ve özerk yönetimin hala bir arada yaşadığı, silahlı güçlerinin aynı mekanda bulunduğu yerlerde Şeyh Maksud'da daha önce kısa süreli olsa da çatışmalar yaşandı. Kamışlo'da yaşandı. Hasake'de daha önce yaşandı. Hasake'de yaşanan da bunun bir kez daha tekrarı diyebiliriz. Tek bir farkı var. Bu sefer artık koalisyon saldırı başlatmış durumda. Yani koalisyon fiilen Suriye'de saldırı başlatmış durumda. Ve YPG ile ya da Kürt hareketiyle Batı arasında bir yakınlaşma var. İdeolojik olmasa bile pratikte bir yakınlaşma var. Bundan dolayı bu Hasake'deki son çatışmaları önceki çatışmalardan ayırabiliriz. Çatışmanın Esad bundan mı rahatsız? Batı ile Kürt hareketinin yakınlaşmasından mı rahatsız? Kesinlikle rahatsız. Esad şundan dolayı rahatsız. Şunu bir iyi biliyor. Eğer YPG ve Batı arasındaki bu işbirliği devam ederse aslında biraz da zannediyor diyebiliriz. Çünkü YPG'nin ya da oradaki Kürt hareketinin Batı'yla koşulsuz her halükarda Batı'nın arkasından gitmek gibi bir amacı yok. Sadece kendi bölgesini savunma amacı var ve kendinin bölgesini savunmayla Batı'nın radikal grupları Suriye'den temizleme amacı birbiriyle örtüşüyor. Yani dönemsel bir çıkar birlikteliği var. Ancak rejim biraz da bu son dönemdeki rejim, koalisyon ve YPG yakınlaşmasını belki biraz provoke etme amaçlı da olsa tekrar kaşımaya başlıyor. Ancak rejim resmiyette şunu diyor şu an. Bugün Velid Muallim şunu demişti, Dışişleri Bakanı. Yanılıyor olabilirim Dışişleri Bakanı diyorum. Dediği aynen şuydu. Kürt halkımıza, Kürt kardeşlerimize sesleniyoruz. Dışarının piyonu, dışarının oyuncağı olmasınlar. Galeyana gelmesinler, provokasyona gelmesinler. Yani bunu dışarı derken sanki biraz da Batı'yı işaret etmesi aslında Esad'ın temelinde bu yakınlaşmadan rahatsız olduğunu gösteriyor. Bir diğer nokta, rejim bazı, özellikle Halep civarında vesaire biraz rahatlamış durumda. Ve sanki biraz da ve özerk yönetimin gittikçe kendini organize etmesi, gittikçe yerleşik hale gelmesi ve gittikçe de dünya kamuoyunda kabul edilir noktaya gelmesi Esad'ı endişelendiriyor. Sonuç olarak da şunu diyebiliriz. Esad rejimi ilerinin bir nevi provasını yapıyor diyebiliriz. Yani diğer muhalifleri tamamen ortadan kaldırdıktan sonra Kürt bölgesine yönelme ve orayı da
kontrol altına alma çabası da diyebiliriz. O konuyu ayrıca ele alacağız. Ayrı bir başlık olarak ele alacağız. Evet, İslam Bey de stüdyomuza geldi. Hoş geldiniz. Evet, şimdi gelmişken hemen ayağınızın tozuyla sizden bir iddiayı değerlendirmenizi isteyelim. Şimdi Haseke'de yaşanan çatışmayla YPG ve Esad güçleri arasında yaşanan çatışmada iki iddia var. Birincisi, Halep bölge komutanı olan ve 15 gün önce Haseke'ye atanan General Muhammed Al-Kador'un Haseke'yi almak istemesi nedeniyle YPG'ye yönelik bir saldırı başlattığı söyleniyor. Birinci iddia bu. İkinci iddia da YPG elindeki rejime bağlı tutukların serbest bırakılması isteniyor ama YPG bunu kabul etmiyor. Bu iddialar doğru mu? Yani çatışmalar bu nedenle mi başladı sizce? Yani bakış açısına göre değişir tabii. Yani bu tarafların iddiaları. Şimdi orada çok sıcak bir çatışma alanı var. Yani kısmen belki de gazetecilerin oraya girip de rahat analiz yapmasına ya da haber yapmalarına çok da müsait olmayan bir zemin. Dolayısıyla biz oradaki haberleri çok böyle objektif gözlemler üzerinden, çok böyle tarafsız gözlemler üzerinden anlayabilme, onları kavrayabilme imkanına çok da fazla sahip değiliz. Biz tarafların iddialarını ancak dillendirebiliyoruz ya da tarafların iddialarını analize sunabiliyoruz. Dolayısıyla bunlar da birer iddia, doğru da olabilir, yanlış da olabilir. Tam olarak doğru ya da yanlış olduğunu ispat edebilecek enstrümanlardan şu an için yoksunuz. Bunlar zamanla belki ifade edilebilecek sizin şeyler. Sizin aldığınız bilgiler var mı? Yani benim şahsi olarak doğrudan aldığım bilgiler yok ama edindiğim izlenim öncelikle YPG güçlerinin yani IŞİD'in orada zayıflamasıyla beraber oluşan bir durumla alakalı bir şey. Yani Haseke biliyorsunuz Irak sınırına en yakın Suriye ili. Dolayısıyla Musul'a da çok yakın. Yani IŞİD'in hakim olduğu bölgeleri göz önüne getirdiğimizde yani Musul'la beraber işte IŞİD'in hakim olduğu genel olarak Şengal'e de yakın, Musul'a da yakın ve IŞİD'in öncelikli olarak ele geçirmeyi hedeflediği bölgelerden bir tanesi. Yakın zamana kadar çok ciddi anlamda etkinliği olan bir yerdi. Yani IŞİD orada hem YPG güçlerine karşı hem de Suriye yönetimi güçlerine karşı, Beşer Esad güçlerine karşı ciddi anlamda bir savaş veriyordu orada. Fakat son dönemde hem YPG'nin darbeleriyle hem de Suriye yönetiminin, ya doğrudan Suriye yönetiminin, Suriye ordusunun mücadelesiyle ya da Suriye yönetimine yakın olan bir takım paramiliter veyahut da milis diyelim, milis demek daha doğru, milis güçlerin saldırılarıyla geriletilmişti IŞİD güçleri. Dolayısıyla oradaki bu hakimiyet kavgasının büyük ölçüde aslında biraz da son dönem için söylüyorum, IŞİD'in gerilemesiyle yakından alakalı olduğunu görüyoruz. Tabii ortaya çıkan bir boşluk söz konusu ve bu boşluk kim tarafından doldurulacak? Tabii Haseke'nin genel olarak yapısına baktığımızda YPG'nin orada daha güçlü olduğunu, nüfus olarak da Kürt nüfusun yaklaşık olarak %60'ını Kürt nüfusu oluşturduğunu görüyoruz. %18 civarında bir Arap nüfusu var. Yanılmıyorsam %7 civarında Süryani ve ona yakın ölçüde de Ermeni nüfus söz konusu. Dolayısıyla orada Kürt nüfusun yoğunluklu olması sebebiyle YPG güçlerinin orada daha etkili ve aktif olması gayet doğal bir şey. Şimdi tabii yavaş yavaş Suriye'de yolun sonuna geliniyor. Yani Suriye ordusu bir taraftan ilerliyor, bir taraftan IŞİD güçlerinin gerilemeye başladığını görüyoruz. Tabii ki hiçbir gücün tamamıyla, bütünüyle hakimiyeti ele geçirdiğini söylemek mümkün değil. Şimdi yavaş yavaş, yani Halep'te Özgür Suriye ordusu ve İslami cephenin de zayıflamasıyla beraber yavaş yavaş saflar belirginleşiyor. Şeyde yani aktörlerin sayısı giderek azalıyor. Nasıl yani? Özgür Suriye ordusu şu anda yok olma tehlikesiyle karşı karşıya. Yani aslında baştan beri benim iddiam Özgür Suriye ordusunun belki krizin ilk dönemlerindeki ilk bir yıl ya da ilk iki yılında ciddi anlamda bir varlığa sahip olduğu. Suriye ordusu, Özgür ordusunun hiçbir zaman aslında tek bir monolitik bir yapıdan ibaret olmadığı, İddia edildiği gibi böyle bir hiyerarşik bir yapının bulunduğu tek monoblok bir Özgür Suriye ordusunun olmadığı yönündeydi. Çok parçalı bir yapıydı. Dağılmaya ve mağlubiyete çok meyilli, çok buna yatkın bir yapısı vardı zaten.
Bir de yapı itibarıyla da çok ideolojik gruplarda meydana gelmediği için çok pragmatist. Yani içerisinde, yani o çatı altında, o etiketi kullanan gruplar altında mesela hırsızlık yapan, işte yağmacılık yapan, işte yol kesen, tamamen parasal gayelerle bunu yapan insanların da bulunduğu bir yapıydı. Dolayısıyla Özgür Suriye Ordusu geriledi. Şu anda aktörlerin sayısı giderek azalıyor ve saflar belirginleşiyor. Suriye'de net olarak ortaya koymaya çalıştığımızda bir tarafta IŞİD'i görüyoruz, bir tarafta Suriye yönetimini görüyoruz, Kürt bölgelerinde de YPG'yi görüyoruz. Bunun dışında lokal bazı yerlerde Cephetun Nusra, El-Kaide uzantılı bir örgüt ve ciddi anlamda bu safların da netleşmesi ve kutuplaşmayla beraber hem Özgür Suriye Ordusu'ndan hem Cephetun Nusra'dan ciddi anlamda IŞİD'e katılımlar olduğunu görüyoruz. Bunun yanında da küçük gruplar halinde, mesela en son 800 kişinin Özgür Suriye Ordusu'ndan ve çeşitli farklı gruplardan Suriye ordusuna teslim olduğunu ya da Suriye yönetimine teslim olduğunu görüyoruz. Yani öyle anlaşılıyor ve öyle görülüyor ki Suriye'nin geleceğini... Bunlar Suriyeliler değil mi? Teslim olanlar tabii Suriyeli insanlar. Üç aktöre indirgeyebiliriz. Yani Suriye'nin geleceğini belirleyecek olan temelde üç aktör, bundan sonra belirleyecek, etkili olacak olan üç temel aktörün olduğunu görüyoruz. Birincisi IŞİD. İkincisi YPG güçleri Kürt bölgelerinde ve bunun dışında da Suriye ordusu. Tabii Suriye yönetiminin şansının daha fazla olduğunu görüyoruz. Son dönemlerdeki çıkışını göz önünde bulundurduğumuzda. Bir virgül koyalım. Yeniden bu konuya dönmek üzere. Bir Ahmet Dicle'ye dönelim. Evet Ahmet Bey, siz de sahayı yakından takip eden isimlerden birisiniz. Şimdi ayrıntılara geçmeden önce... Haseke'de yaşanan çatışmaları başlatan olay nedir? Neden başladı? İsterseniz buradan bir başlayalım. Evet, iyi akşamlar. Ben sesinizi tam duyamadım. Yani bir kısmı duydum ama... Sorumu alabildiniz mi? Evet, sorunuzu alabildim ama tartışmalarınızı tam dinleyemedim. O yüzden bazı şeyler tekrar da olabilir. Şimdi Haseki tabii Rojava'nın en hassas kenti. Yani... İşte bu Rojava'da şu anda Cezire bölgesi olarak, Cezire kantonu olarak tanımlanan ve bir özerk yönetimi olan bölgenin en önemli kenti. Suriye idari yapısına, yani bildiğimiz mevcut işte rejimin idari yapısına göre de bütün bu Cezire bölgesi Haseki'nin işte ilçeleri, yani oraya bağlı Haseki vilayet merkez konumunda olan bir bölge. Yani bir kere böyle bir özelliği var Rojava için ve Suriye geneli için. Yani Kamışlıoğlu dahi Haseki'nin bir ilçesi. Yani bu bir devlet politikası olarak, rejimi bir politikası olarak öteden beri böyle kurgulanmış ve oraya ona göre yatırım yapılmış, devlet kadroları, rejim kadroları gönderilmiş, askeri üsler kurulmuş, işte ekonomik, siyasi, başka kurumlar, istihbarat devletin başka önemli kurumlarının merkezi konumunda olan bir bölge ve orada tabii hassasiyeti şundan kaynaklanıyor. Yani Kürtler de var, Araplar da var, başka halklar da var. Müslümanlar var, Hristiyanlar var, işte daha değişik dini kesimler var, azınlıklar var. Yani çok kozmopolit bir şehir ve yani her an deyim yerindeyse patlamaya hazır bir şehir. Bundan dolayı öteden beri hep hassas yaklaşılıyor. Özellikle Rojava devriminden sonraki seçilen ve orada inisiyatif sahibi olan halk yönetimlerinin hassas davrandığı, herhangi bir karışıklığın, kargaşanın olmaması için özen gösterdiği bir şehirdir. Ama orada tabii rejim de var. Bu bildiğimiz, yani muhalif gruplar da var. Kendini muhalif olarak tanımlayan gruplar da var ve Daesh, El-Nusra gibi çete oluşumlarının uzantıları da bir noktaya kadar var. Yani şu anda bu gruplar Haseki şehir merkezinde yoklar ama biraz daha güneyinde bazı köylerde varlar ve bütün bu saydığım oluşumların bir noktaya kadar toplumsal dayanağı da var Haseki'de. Yani bir iç savaşın çıkması için zemin müsait aslında. Bugünkü durum böyle mi? Bugünkü
Bugün biraz bunun provası yapılıyor. Tabii denenmek isteniyor ama oraya geleceğim, bir toplumsal dayanak var rejim açısından da. Yani öteden beri getirmiş orada bir kısım işte aileleri, çevreleri, rejime bağlı kesimleri oraya yerleştirmiş ve onlar orada rejimi temsil ediyorlar. Tabii rejimin askeri oluşumları da var, başka kurumları da var orada, gizli ve açık. Yani şöyle bir durum yok tabii, ne Haseki'de ne de Kamışlı'da rejim askeriyle YPG güçlerinin veya ASAŞ'ın işte yan yana olduğu, kol kola olduğu, sürekli irtibat, koordinasyon içerisinde olduğu bir durum yok. Rojava'nın hiçbir yerinde de böyle bir durum yok. Fakat Rojava'daki yani Haseki ve Kamışlı'da da bunlar bir yere kadar çıkarılmışlar ama belli bir alanda varlar. Şimdi bu alanda var olmaları tabii yani halka, oradaki sivil insanlara dokunmama şartıyladır. Ve şimdiye kadar yani mesela bir sorudur tabii, çıkarılmamış olmalarının sebebi de bir iç savaşın, yani orada daha var olan kaosun derinleşmemesi içindir. Yani biraz zaman meselesi, Haseki meselesi de böyle. Rejim orada tabii ki belli bir bölgelerde var ve şu anda Kürtlerin denetiminde olan, yani sadece Kürtler değil, Araplar var bu yönetimin içerisinde, Asuriler var, başka kesimler de var. Şimdi yapılmak istenen ne? Bütün bu oradaki yani Hasekelileri, işte Kürt olsun veya başka Arap olsun, başka biri olsun, bunları karşı karşıya getirip savaştırmaktır. Ve bu birkaç defa denendi ama olmadı. Yani orada şu anda YPG ile, ASAŞ'la, YPG ile savaşan oluşumların büyük bir kısmı Hasekeli değiller. Yani dışarıdan gönderilmiş, rejime bağlı veya rejimi de aşan, yani daha çok İran'ın da içinde olduğu daha geniş bir konsept. Yani olayın olma sebebi aslında olayın uzun vadeli nedeni kadar önemli değildir. Uzun vadeli bir neden vardır ve Türkiye, AKP, IŞİD aracılığıyla, DAEŞ aracılığıyla nasıl ki Suriye'de, Rojava'da Kürtlerin bir statü sahibi olmasını istemiyorsa, nasıl ki orada IŞİD, DAEŞ aracılığıyla kendi projesini, ajandasını dayatıyorsa, İran'da biraz bu rejim aracılığıyla aynısını yapmak istiyor. Amaç aynı, aynısını orada yapmak istiyor. Fakat şöyle bir durum da olabilir. Yani Baas rejimi tabii başından itibaren Kürtlerle çatışmamayı bir siyaset olarak benimsedi. Çünkü çatışmak konjonktürel olarak onların işine gelmiyordu. Fakat bu Baas rejiminin, Esad rejiminin Kürtleri benimsediği anlamına... Burada bir virgül koyalım. Bu değerlendirmeye devam edeceğiz. Ama bir İran iddiası tartışılıyor. Yani burada İran'ın da hesapları olduğu yönünde de yorumlar, değerlendirmeler yapılıyor. Şimdi biraz bunun üzerinde duralım. Sen de bu konuya girmişken bunu biraz tartışalım, sonra devam edelim. İslam Bey, siz katılıyor musunuz bu tespite? Yani şöyle... Orada vesaire savaşı deniyordu. Bu vesaire savaşının bir parçası mı İran'ın mesela Haseki'ye, Suriye'deki diğer güçler üzerinden müdahalesi? Böyle bir şey var mı sizce? Şimdi İran ve Rusya'nın Suriye üzerinde belli planların olduğu biliniyor. Yani plan kelimesini burada tabii ki tırnak içerisinde kullanıyorum. İran Suriye'ye çok özel önem atfeden bir ülkeydi ta eskiden beri. Yani Suriye krizinin de neden ortaya çıktığını analiz edersek, İran'ın da oraya aslında bir şekilde müdahil olmasının da anlaşılabilir bir durum olduğunu, yani meşruiyetini ya da gayrimeşruiyetini tartışmıyorum ama anlaşılabilir bir durum olduğunu görmek gerekiyor. Şimdi neden? Suriye krizi, Suriye'deki ayaklanmalar büyük ölçüde Suriye yönetiminin, Baas yönetiminin Hamas ve yani Filistinli grupları ve Hizbullah yönelik desteği nedeniyle başladı büyük ölçüde. Yani desteği nedeniyle başladı derken şu anlamda söylüyorum. Uluslararası desteği bu çerçevede buldu. Yoksa tabii ki Suriye'deki yönetimin beraberinde getirdiği özgürlük yokluğu, demokrasi yokluğu. Gerçi bunların hepsinde Beşar Esad'dan sonraki dönemde büyük ölçüde iyileşmeler vardı ama netice itibariyle yine de otoriter bir rejim. Hafız Esad sonrasında iyileşmeler vardı ama yine de otoriter rejim niteliğini bütünüyle kaybetmediğini çok açık ve net bir şekilde söylemek gerekir ve çok ciddi anlamda hak ihlalleri vardı. Görünüşte bu ayaklanmalar ve daha sonra silahlı mücadeleye dönüşen bu şeyleri
baktığımızda her ne kadar özgürlük yokluğundan, demokrasi yokluğundan kaynaklanıyormuş gibi gözükse de aslında büyük ölçüde dışarıdan destek bulması, bu silahlı grupların Katar, Suudi Arabistan ve Körfez ülkeleri tarafından destek bulması da zaten bunun en temel kanıtıdır. Ayrıca bunun dışında Selefi grupların bu silahlı mücadelenin başını çekmesi de bunun en temel kanıtıdır. Yani Suriye yönetiminin direniş ekseninde yer almasından rahatsız olan. Selefi gruplar bundan rahatsız oluyor muydu ki? Mesela Filistin'e destek verilmesi. Selefi grupların kendisinin rahatsız olup olmaması önemli değil. Selefi grupları finanse eden ve destekleyenlerin rahatsız olup olmaması önemli. Yani Suudi Arabistan'ın bölgesel rolünü biz göz önünde bulundurduğumuzda, yani nerede bir direniş varsa, nerede bir özgürlük arayışı varsa, nerede bir eşitlik arayışı varsa, Suudi Arabistan'ın ve Körfez ülkelerinin bunun karşısında yer aldığını görüyoruz. Tabii ki Suriye rejimi çok otoriterdir, çok rahatlıkla eleştirilebilir. Yolsuzluğun ve eşitsizliğin çok yoğun olduğu bir yer. Ama Suriye rejimi bunlardan dolayı cezalandırılmadı. Zaten Amerika'da hiçbir zaman bir ülkeyi orada özgürlük yok diye, orada yolsuzluk var diye cezalandırmaz. Yani bir isyan eğer uluslararası bir destek buluyorsa, Suriye'de muhalifler Amerika tarafından eğitiliyorsa, Ürdün'deki CIA kamplarında eğitiliyorsa, Suudi Arabistan tarafından işte dünyanın en gelişmiş füzeleri bunlara veriliyorsa, yani bazı silahları bulamadıklarından falan bahsediyorlar ama yeri geldiğinde bakıyoruz, mesela en gelişmiş omuzdan atılan ve ısı güdümlü füzeleri kullanabildiklerini görüyoruz mesela. ABD zaten hiçbir zaman Hazım Hareketi gibi, Özgür Suriye Ordusu gibi tırnak içerisinde ılımlı olarak nitelendirdiği gruplara desteğini hiçbir zaman esirgemedi. Şimdi bu çerçeveden bakıldığında burada bir eksen savaşı var. Yani burada aslında Suriye'de küçük bir dünya savaşının verildiğini görüyoruz. Dolayısıyla bir tarafta Rusya, İran ve onu destekleyen güçler, yerel güçler. Diğer tarafta da işte ılımlı eksen dediğimiz Suudi Arabistan'ın, eski Mısır rejiminin, Körfez ülkelerinin, Amerika'nın ve Avrupa ülkelerinin öbür tarafta yer aldığını görüyoruz. Şimdi bu çerçevede... Haseki'ye gelirsek peki? Bu çerçevede bakıldığında şimdi İran'ın Suriye'ye müdahil olması bu eksen savaşları çerçevesinde belli bir yere oturuyor. Bir karşılığı var. Dolayısıyla bu noktada Kürt bölgesinde de İran Suriye üzerinden nüfuzunu artırmak için müdahalede bulunmuş olabilir. Buna bir şey diyemem. Ama arkadaşın da demin ifade ettiği gibi Suriye rejiminin, Suriye yönetiminin ta en başından beri çatışmasızlık, Kürtlerle çatışmasızlık hattını takip ettiğini ve bu çizgide siyaset yürüttüğünü göz önünde bulundurduğumuzda burada çatışmanın başka güçlerin, yani Suriye ordusuyla veya İran'ın desteklediği Suriye ordusuyla Kürt güçlerinin, YPG güçlerinin çatışmasının başka güçlerin, yani IŞİD'in, belki kısmen Türkiye'nin, belki Amerika'nın, belki de Körfez ülkelerinin işine gelen bir senaryo olduğunu görmek lazım. Burada İran'ın olup olmaması çok fazla önemli değil. Yani İran'ın Suriye'de olduğunu biliyoruz. Yani asker olarak değil, ordu olarak değil belki. Askeri danışmanları, olarak da var zaten. Yok askeri mu? Olarak danışmanlar, üst düzey generaller olarak, yani danışman olarak var. Ama bilfiil gelip de İran ordusundan, devrim muhafızlarından orada savaşan askerler yok. Ama onun dışında milis gruplar var. Mesela Ebu Fazıl Abbas Tugayları var mesela, Irak kökenli. Ya da Şii dediğimiz, diyebileceğim çeşitli gruplar tarafından oluşturulmuş. Orada bu grupların daha çok misyonu kutsal, yani Şia tarafından kutsal olarak belirlenen, nitelenen yerlerin korunmasıyla, türbelerin korunmasıyla sınırlı bir misyonu vardı ilk başta. O misyon biraz daha esnetildi, daha farklı belki şeyler de söz konusu oldu. Ama en temelde bu çerçevedeydi. Şimdi bu açıdan bakıldığında İran'ın varlığı ya da yokluğundan ziyade burada bence tartışılması gereken, bu çatışma kimin işine geliyor? Yani bu sorunun cevaplanması gerektiğini düşünüyorum. Evet, onu tartışalım. Peki şimdi Suriye hükümetinden Enformasyon Bakanı ile yapılan bir röportajda. Orada bakanın şöyle bir ifadesi var. YPG'yi destekliyoruz. Kamışlı, Dirbesiye ve Amude gibi bölgeleri korudular. Çok önemli işler yaptılar. Sağdaki durum güzel. IŞİD'e karşı önemli ilerlemeler sağlandı deniyor. Şimdi böyle bir durum varken, yani Kürt bölgesiyle Esad ve Suriye, Şam yönetimi arasında belli bir denge sağlanmışken, biraz önce ifade edilen denge sağlanmışken, ne oldu yani buradaki, ne oldu da başladı peki?
Öncelikle bu İran iddiasında da sen ne diyorsun o konuda da? Yani söyleyeyim. Doğrudan Haseke'ye dair İran'ın bir müdahalesi olabilir mi? Yani şimdi, genel müdahalenin dışında. Öncelikle bu Enformasyon Bakanlığı'nın açıklamalarına benzer gerek Beşar Asad'ın gerek diğer kabine üyelerinin iç ve dış basına verdiği buna benzer birçok mülakat, röportaj vesaire var. Bu da gayet normal. Aslında bu Suriye rejiminin durduğu noktayı gayet güzel ortaya koyan bir açıklama. Sebebi de şu, Suriye rejimi şu anki YPG'yi, yani Kürtlerin kendi öz gücüyle oluşturdukları savunma birliklerini Suriye devletinin dışındaki, Suriye tırnak içinde diyorum, Suriye halkının dışındaki bir oluşum olarak görmüyor. Yani aslında farklı bir oluşum olduğunu biliyor ama bunu resmiyette kabul etmiyor. Bu hem Arap milliyetçiliğinden kaynaklı, yani o Baas da diyebileceğimiz o Arap milliyetçiliğinden kaynaklı, hem de kendisiyle savaşan o muhalif denilen gruplara yönelik bir mesaj. Yani şu an şu biliniyor, rejim YPG'nin denetimindeki bölgelerdeki bölgelerde çalışan memurların maaşlarını hala vermeye devam ediyor. İşte pamuk vesaire bazı şeyleri hala Kürt bölgesinden alıyor, satın alıyor. Elektrik sağlıyor vesaire. Ancak bütün bunları ben hala buranın hakimiyim. Yani siz hala bana bağlısınız. Yani bu oradaki Kürt gücünü bağımsız ya da özerk bir güç olarak görmüyor. Zaten Esad da son dönemde yaptığı açıklamalarda bir özerklik ya da buna benzeri hiçbir şeyi kabul edemeyeceğini söylüyor. Aynı şekilde Kobani direnişinde de yine rejimden gelen açıklamalarda oradaki Kürt, yerel Kürt gruplarının direnişi olarak görüyor. Yani hala kendisini Suriye'nin tamamında hakim. Hatta geçen yıl işte bu Kürt Dil Kurumu, Rojava'daki Kürt Dil Kurumu yeni eğitim öğretim yılına başlarken rejim tekrar yeni işte yönetmelikleri vesaire yayınladı. Bu kesinlikle yasa dışıdır, asla kabul etmiyoruz. Yani rejim zaten bunun pratikte bir karşılığının olmadığını çok iyi biliyor. Ama dediğimiz gibi resmiyette hala şey yapmak için, ben buraya egemenim mi vermek için. Peki egemen midir? Asla değildir. Birçok sebep var. Şu an IŞİD Suriye'deki ilerleyişi durdu. Tamamen durdu denemez çünkü özellikle de Azaz tarafına doğru IŞİD ilerlemeye devam ediyor. Deir ez-Zor'da bir saldırı başlattı rejimin ait havaalanına. Ele geçiremedi ama onun dışında Kobani merkezinde şu an %85'i temizlenmiş durumda. Özellikle dün ve bugünkü temizlik operasyonlarından sonra %85'i şu an merkezin %85'i temizlenmiş durumda. Ama o 380 köy, 308 ya da 380 ufak tefek köylerde köy sayılır, nahiye sayılmaz sayı, 300 civarındaki köy hala IŞİD'in kontrolü altında. Yani IŞİD çok çok fazla geriledi falan demek doğru değil. IŞİD hala güçlü. İran noktasına gelince de İran'ın işte bazı generallerinin Haseke'ye geldiği, ki bu Haseke'deki çatışmalardan önce de Haseke'ye zaman zaman geldikleri ama daha çok işte askeri nasıl diyelim komutanlık etmek amacıyla ya da danışma amacıyla Haseke'ye geldi. Ancak bölgedeki bazı gazetecilerin özellikle de YPG'ye yakın gazetecilerin iddiası bu son dönemdeki gelişlerinden sonra tekrar geri dönmedikleri. Önceden gelip geri döndükleri ama bu sefer geri dönmedikleri yönünde. İran'ın Haseke'de hocamızın da söylediği gibi Haseke'de şu an olmuş olmaması gerçekten de önemli değil. Çünkü İran sadece Suriye'ye de değil. İran Orta Doğu'ya bir bütün olarak bakıyor. Yani İran bugün Lübnan'daki savaşın dediğimiz işte o Hizbullah yani mukaveme ekseninin en temel yapı taşıdır. Yani İran'ı çıkardığınız zaman orası çöker. Suriye'de İran'ı çıkardığınız zaman çöker. Hatta Irak'ta işte İran %60, %70. Yani Amerika'nın varlığına rağmen, yani can düşmanı Amerika'nın varlığına rağmen hala çok etkilidir. Yani Irak'ta İran olmasaydı IŞİD geriletilemezdi. Kesinlikle. Yani. Zaten gerek Peşmerge ve İran. Kaldı ki Peşmerge'ye de Kasım Süleymani komuta etti. Şöyle gerek Kürt hükümeti gerekse hatta bugün İbadi tekrar dile getirdi. IŞİD saldırıya başladığı zaman hem Barzani de bunu dile getirdi. İlk önce silah ve diğer alanlarda yardımı gönderen İran'dı. Evet.
İran ve şunu da özellikle söyleyelim, yine belki bahsederiz de, Hizbullah'a yönelik Kunaytra'da bölgesinde biliyorsunuz İsrail bir saldırı düzenledi. İran'ın üst düzey komutanları öldürüldü. Evet, öldürüldü. Aslında daha önce de birçok çatışmada İranlı askerler ya da subaylar öldürüldü. Çatışma esnasında. Yani böyle nokta operasyonu falan vesaire değil de çatışma esnasında öldürüldü. Zaten İran da bunu artık pek saklama ihtiyacı hissetmiyor. Yani İran şunu çok iyi biliyordu. Yani ta başından beri. Esad düşerse Lübnan Hizbullah'a düşer. Lübnan Hizbullah'a düşerse İsrail'in İran'ı vurması için önünde hiçbir engel yok. Aynı şekilde yine orada işte diğer katılımcı arkadaşlar da bahsettiler. İsrail bu son saldırıda görüldüğü üzere yani o Kunaytra'nın eteklerinde bittiği yerlerdeki Golan Tepelerinde şu an Hizbullah var. Yani biliyorsunuz daha önce işte tırnak içinde muhalifler ya da Nusra oraları temizlemişti Kunaytra'yı ve Hizbullah girdikten sonra savaşın seyri değişti. Ve Hizbullah'ın Golan Tepelerinde olması İsrail için çok çok büyük tehdit. Ama öbür taraftan İsrail bir yandan da Nusra'yı falan destekliyor. Binlerce militanı tedavi ettirdi vesaire. Haliyle de Suriye sahası aslında başta da belirttiğimiz üzere Orta Doğu üzerindeki savaşın ya da küresel güçler arasındaki savaşın küçük bir prototipi. Haliyle de İran var mıdır? Evet, İran Haseke'de de vardır, İran Hamuşlu'da da vardır, İran Orta Doğu'nun her yerinde vardır. Tabii bu genel çerçevenin ötesinde yani aslında bugünkü tartışma Haseke'de bu çatışmanın başlamasında İran'ın doğrudan rolü var mı? Şöyle bunu da ekleyelim. Yani Kürt tarafının şöyle bir iddiası var. Bu Haseke'deki çatışmalar başladıktan sonra İran ordusu da PKK'ya karşı bir çok çok büyük çaplı bir askeri yığınak yapmaya başlamış Sine tarafına. Çok çok hani özellikle bu son dönemde işte PKK'la İran ordusu arasındaki, İran arasındaki son ateşkesten sonraki en büyük yığınak diye. Çünkü İran gayet net görüyor ki yani Suriye rejiminin, hani artık Suriye diye bir kaldı da demek doğru değil ama Suriye'nin ya da Türkiye'nin yaşadığı bölünme korkusunun aynısını İran'da yaşıyor. Ama İran'ın şu anki önceliği oradaki korku değil. Şu an daha hayati bir korkusu var. Ama asla ve asla orada Kürtlerin bir öz yönetime, federatif, bağımsız artık ne olursa olsun, öz yönetime sahip olmasını istemeyeceği gayet net, gayet aşikar. Suriye kalmadı derken neden? Şundan kalmadı. Suriye şu an Irak'ın kalmadığı gibi. Irak'ta bir merkezi hükümet var mı? Var. Bir anayasa var mı? Var. İşte federatif bir yapılanma var. Ancak Irak merkezi hükümetinin örneğin Kürdistan bölgesi üzerinde nasıl bir yaptırımı var? Yok. Yani hatta bu önceden de yoktu zaten. Yoktu yani zaten. Özerk yönetim ilan edildikten sonra şu an, zaten karşılıklı anlaşmalı evet, olarak zaten. Ancak hani söylem bazında yani o söylem bazında bile artık kalmadı. Sünni bölgesi desek zaten IŞİD işgali altında. Yani haliyle o Suriye, eski Suriye yok, eski Irak yok. Hatta yavaş yavaş Lübnan bile karışmaya başladı. Libya zaten biliyorsunuz şu an resmen 3'e 4'e bölünmüş durumda. Yemen hakeza öyle. Nijerya'nın özellikle kuzey bölgesi hakeza öyle. Ve bu artık özellikle de son dönemde IŞİD ve El-Kaide arasındaki tartışmadan sonra artık Pakistan ve Afganistan'daki yereldeki durum bile artık değişiyor. Mısır'da, Sina Yarımadası'nda hakeza yine öyle. IŞİD ve El-Kaide merkezi arasında tekrar bir çatışma, rekabet, yeni yeni örgütler, birbirlerine bağlı örgütler vesaire. Yani Suriye'deki savaşı ya da Irak'taki savaşı ya da Lübnan ya da Libya'daki savaşı konuşacağımız zaman ya da Yemen'deki savaşı konuşacağımız zaman birbirinden bağımsız konuşmak çok da mümkün değil. Siz ne dersiniz İslam Bey bu konuda? Yani genel hatlarıyla doğru tabii ama şöyle bir şey var yani Irak mesela şimdi Sünni bölgelerin tamamı Irak'ta IŞİD'in kontrolünde değil. Yani Kürtleri Sünni olarak saymazsak? Yok Kürtleri Sünni olarak saymasak da mesela büyük mesela Cürfus Sahır ona ben işte
Anbar vilayetinin bir kısmı. Çünkü Sünni aşiretler, Arap Sünni aşiretler içerisinde de Irak hükümetiyle beraber evet. hareket eden ciddi anlamda şeyler var. Mesela Nimr aşireti Irak'ta, Irak'ın en büyük aşiretlerinin bir tanesi. Yani Irak'taki yönetimin kimliğinden bağımsız bir şekilde IŞİD'le savaşan ve IŞİD'le kan davası olan bir aşiret. Buna benzer aşiretler var. Mesela Cubur aşireti çok miktarda Irak yönetimine tarih boyunca hep bürokrat yetiştirmiş bir aşiret. Yani bunlar Sünni kimliklerine rağmen mezhebi herhangi bir fark gözetmeksizin hocam burada şey yapan yani Irak yönetimiyle birlikte hareket eden bir şey. Şimdi burada bir şey eklemek ya da sormuş olayım da. Yani bunca Ortadoğu'nun bunca değiştiğinden bahsediyorsak bu önceki ittifakların da değişmiş olabileceğini ya da değişmeye başladığını düşünmemiz gerekiyor. Değişmedi. Nimr aşireti hala şu anda IŞİD'le evet, kan davası gidiyor. Birçok idam yaptı IŞİD onlardan bir sürü 150 gencini katletti. Ya. Şu anda IŞİD'i kovaladı yani takip ediyorlar ciddi çatışmalar hala sıcak çatışmalar sürüyor ve 250 IŞİD üyesini öldürdüler bunlar intikam olarak. Ve ne olursa olsun yani Irak'taki yönetim şu ya da bu da olsa bu kabi aşiretlerin bir kısmı şimdi El Anbar'ın karakteristiğiyle Ninova eyaletinin yapısı birbirinden çok farklı. Biraz da o bölgelerin sosyolojik yapısını da bilmek lazım. Nasıl bir fark bu Türkiye'de var? Çok az biliniyor. Mesela El Anbar vilayetindeki Sünniler genelde tarih boyu hep yönetimle içli dışlı olmuş ve mezhep ayrımına karşı durmuş insanlar. Yani mezhep çatışmasına çok da fazla çanak tutmamış insanlar. Ama Ninova eyaleti, Musul eskiden adı Musul vilayetiydi. Musul biraz daha farklı. Yönetimle, Maliki yönetimiyle doğrudan çatışmaya girmiş grupların yoğun olarak bulunduğu bölgeler. Musul'da bile IŞİD'le çatışan ve IŞİD'in Musul'daki yönetiminden hiçbir şekilde memnun olmayan devasa bir Sünni kitle var. Yani bunlar örgütlenmemiş olduğu için, silahlı olmadıkları için IŞİD'in eline rehin olmuş durumdalar. Yoksa yani ellerine şey olsa, güç olsa, mesela Özgür Subaylar Ordusu diye bir grup peydah oldu türedi Musul'da. Bunlar IŞİD mevzilerine yönelik suikastlar gerçekleştiriyorlar. Yani dolayısıyla böyle bir komple mesela tamamen Arap Sünni bölgesinin IŞİD'in kontrolünde olduğunu söylemek çok doğru olmaz. Hala Irak yönetiminin şeyi var, etkili olduğu ciddi Arap Sünni bölgeler var. Ve Peşmerge ile birlikte IŞİD'i çok ciddi anlamda gerilettiler. Mesela Şengal şu anda temizlenmek üzere. Yani genel temizlik operasyonu devam ediyor ve şu anda hedef Musul'da IŞİD'in sıkıştırılması ve nihai hedef IŞİD'in kurtarılması. Suriye yönetimine baktığımızda, yani Suriye'ye baktığımızda. Irak ve Suriye hala bir bütünlük olarak yani tabii ki, varlığından söz edebiliriz. Ya, arkadaşın dediği doğru yani. Bir takım dengelerde değişmeler var. IŞİD çok ciddi anlamda bir bölgeyi, devasa bir sayı ele geçirdi falan. Fakat şu anda denge tersine dönmeye başlamış durumda ve IŞİD gerileme halinde. Ama hala IŞİD'in kontrol altında bulunan topraklarda yani yaklaşık olarak Lübnan'ın 8 katı. Tam bilinmiyor ama 50 bin civarında askerin olduğu ifade ediliyor. Ve müthiş bir askeri stratejiye sahip. Yani siyasi belki olarak aynı vizyona ve aynı başarıya sahip olduğu söylenemez ama yani Saddam yönetiminin, Vaz yönetiminin önemli subaylarının IŞİD'de olduğunu düşünürsek çok ciddi bir askeri stratejiye sahip olduğunu görürüz. Ama Suriye yönetimine baktığımızda mesela hala Suriye'de kent merkezlerinde Suriye yönetiminin hakim olduğunu söyleriz. Suriye yönetiminin hakimiyetini kaybettiği bölgeler daha çok kırsal bölgeler ve muhalefetin de orada etkin olduğu bölgeler. Ahmet Bey'e dönelim. Ahmet Bey aslında siz de biraz önceki konuşmanızda da ifade ediyordunuz. İsterseniz kaldığınız yerden de devam etmiş olalım. Esad yönetimiyle, Şam yönetimiyle Kürtler arasındaki denge, mevcut denge bozuluyor mu? Bozulmasının emaresi mi var? Yoksa lokal bir çatışma mıydı Haseke'deki? Şimdi tabii konu Irak'a gitti, Suriye yani daha çok detaylı, çok yönlü bir konu o açıdan. Size geri döndük yani, ama. Evet, Haseki özgürlüğünde bakacak olursak yani şu anda lokal bir çatışma gibi görünüyor. Fakat bu lokal çatışmanın daha genel yani Haseki'yi aşan bir amacı var. Yani oradaki çatışma işte sadece çatışalım, şehrin kontrolünü ele alalım, aldıktan sonra bunları çıkaralım amacıyla çıkarılan bir çatışma değil. Yani Haseki'de sadece bir şehirden ibaret değil. Haseki
Rojava Cizire kantonunun, yani Rojava'nın en büyük kantonunun en önemli şehirlerinden birisidir. Yani Haseki YPG'den, Asayiş'ten, YPG güçlerinden alınırsa, bunun devamında Kamışlı'ya gelir. Kamışlı'ya alınırsa bu Cizire dediğimiz kanton ikiye bölünmüş olur. Bir tarafından Amude, Dirbesiye, Serekaniye kalır. Bir tarafından Derik, işte Rimelan, Tirbespiye, Koçaran bölgesi dediğimiz, yani bölge kalmış olur ve bu tabii ki Rojava'nın genelinde bir savaşın yayılmasına sebep olur. O açıdan stratejik bir yerdir ve orada rejimin olması da, İran'ın olması da çok önemlidir. Yani diğer katılımcı arkadaşlar önemli değil dediler ama İran'ın orada olması şu açıdan önemli. Şimdi yani 2011'den beri orada Kürtler, diğer kesimler, herkes, yani rejime muhalif olan herkes kendini örgütüyor. Yani zaman zaman karşılıklı çatışmalar oldu, gerilimler oldu. Ama Kürtler nasıl yaklaştılar? Rejime dediler ki, yani Rojava'nın genelinde, siz burada halk yönetimi oluşturuyoruz ve siz buradan çıkacaksınız. Eğer çıkmazsanız o zaman çatışma olur. Rejim çatışmadan çıkmayı tercih etti. Bazı yerlerde çatışmalar da meydana geldi. Ama çıkmak zorundaydı. Yani bazılarının söylediği gibi rejim oraya teslim etti, gitti. Rejimin başka bir alternatifi yoktu. Rejim başka yerde çatışıyordu. Kürtlerle çatışacak durumu, takatı yoktu. Halen de yok. Ama Halep'te fırsatı bulduğunda yapıyordu. Şeyh Maksud'da rejim katliam yaptı. Yani bırakalım YPG'yi desteklemeyi, YPG'ye destek sunmayı, YPG'yi Suriye'nin bir parçası gibi görmeyi, YPG'nin işte daha bir dış şeyi olduğunu, bir dış oyun olduğunu, bunun şu anda birinci derecede tehdit oluşturmadan uzun vadede bertaraf edilmesi gerektiğine dair Suriye rejim yetkililerinin onlarca açıklamasını sıralayabiliriz. Yani peki neden böyle, nasıl yorumluyorsunuz? Hem böyle açıklamalar var, hem tersi yönde açıklamalar var. Yani evet, tersi yöndeki açıklamalar biraz daha, yani YPG'nin meşruiyeti, YPG'nin işte yaratmış olduğu sempati üzerine kendini pazarlamaktır. Yani başka bir şey yok. Yani sadece Kobani üzerinde bakacak olursak, IŞİD, DAEŞ, Irak'tan Kobani'ye yığınak yaptığında rejime ait askeri üslerin karakolların yanından geçiyordu. Yani bunun görüntülerini bile biz yayınladık. Yani bırak müdahale etmeyi, rejim askerleri o zaman aynı İsa'da içeri girmişlerdi. Hiç yani bir çatışma bile olmadı. Göz bile yumdular. Yani DAEŞ'in oraya gelmesi ve çatışmanın olması. Sadece Şeyh Maksud ve Şeyh Eşref'te Halep'te yani 50-60 YPG'li YPJ savaşçısı rejimle çatışmalarda yaşamını yitirdi geçen yıl. Sadece rejimin orada ki bir bombardımanında 52 sivil öldü. Sadece bir bombardımanında. Yani daha fazla. 3 ay önce rejim Rimelan'da yani bir bölgeyi vurdu. İşte YPG güçlerinin daha çok böyle petrol bölgesi diye bilinen bir bölgede hava saldırısı yaptı ki rejim orada genelde daha işe bile hava saldırısı yapmıyor. Yani şunu söylemek istiyorum. Tamam, yani stratejik bir çatışmayı, planlı programlı bir çatışmayı önlerine koymadılar. İçinde bulundukları durumdan kaynaklı olarak. Fakat bu Baas rejiminin Kürtlere bakış açısının değiştiğini bize şey yapmıyor, yani göstermiyor. Bu anlama gelmiyor. Baas rejimi 2005'te, 2007'de, 2010'da, daha evvelinde Kürtlerle nasıl, Kürtleri nasıl görüyorsa şimdi de Kürtleri öyle görüyor. Yani bir Arap şövenizmi var esas olarak bunların kimyasında ve böyle bakıyorlar. Fakat şöyle bir durum var. Bunu tamamlayayım biz. Tamam, müsaadenizle. Tabii. Bir cümle. Şimdi Baas rejimi şunu gördü. Kürt mücadelesine karşı Türkiye ile, özellikle AKP ile yapmış olduğu stratejik anlaşmaların kendisine zarar verdiğini gördü. Yani özellikle AKP ile araları bozulduktan sonra. Hatta Kürtlere bunu bir şekilde söylediler de. Yani işte basın üzeri bizim AKP ile Türkiye ile yapmış olduğumuz şey yanlıştı. Bir nevi yani Kürtlere karşı
bir mahcubiyeti de dile getirdiler. Fakat bu onların fikirlerinin değiştiği anlamına gelmiyor. Baas rejimi daha çok işte çatışırsak Kürtlerle hem biz zorlanırız hem de işte Türkiye gibi güçler daha fazla faydalanmış olur düşüncesinden yola çıkarak bir de askeri olarak tabii kendi güçlerini belli yerlere yığdılar ve çatışmamayı yerlediler. Şimdi sizin mesela Haseki'de, Haseki'nin güneyinde, güneybatısında DAEŞ'le rejime ait çatışmanın olduğuna dair şimdiye kadar bir haber gördük mü? Yani öyle bir şey oldu mu? Bazı yerlerde 300 metre yakındı. Öyle bir şey olmadı. Yani Haseki'den bahsediyorum. Nerede oldu? Rakka'da oldu. Hayır, Haseki'den bahsediyorum. Ha, Haseki'de olmayabilir. Rakka Haseki'den yüzlerce kilometre ötede. Rakka'da oldu. Başka yerlerde de ama Haseki'de olmadı. Ha, olmadı, doğru. Haseki'de olmamış olabilir. Evet. Yani burada şunu söylemek istiyorum. Yani daha işte rejim koordineliyle falan öyle bir ilişkiler, öyle bir iddiadan söz etmiyorum. Ama orada Haseki'de daha işte yani çatışmadılar. Çünkü DAEŞ'i oradan çıkaran YPG oldu. Şu anda işte YPG çıkarılırsa daha fazla kontrolü sağlarız türünde bir girişimde bulunuyorlar. Şimdi şöyle bir durum var. Yani İran niye önemli burada? İran'ın ajandası önemli tabii ki. İran'ın kaç tane asker oraya gönderdiği önemli değil elbette. Ama bu fikrin sahibi kimdir? Bu fikrin sahibi mutlaka ki biraz da yani oradaki kaynaklardan edindiğim bilgilere göre söylüyorum. Yani sanki rejimi aşan bir durum bu Haseki çatışmaları. Yani burada Ahmet, şunu çıkarmayalım tabii. Ahmet, yani şimdi bizim rejimin şeyi yok da. Ahmet şimdi araya girmemiz lazım ama aradan evet. Sonra sen çünkü bir konuya girdin. İran'ın müdahalesi önemli dedin. Evet. Aradan sonra doğrudan seninle devam edelim. Seninle başlayalım. Sen de sözünü bitir. Evet. Çünkü buradaki tartışmaya dair de önemli ifadelerin oluyor. Şimdi araya gidelim. Aradan sonra tartışmamız devam edecek. Siz de izlediniz. Yayınlanmayacaksa hiç biz konuşmayalım. Eğitimde nasıl bir yarım dönemi geride bıraktık? Veliler ve öğrencilerin temel sorunları ne oldu? Çocuklarımız için televizyon bağımlısı olmadan verimli bir tatil programı nasıl çıkarılır? Hepsi ve daha fazlası Ekmek ve Gül'de. Ekmek ve Gül, yarın saat. Evet, aradan önce Ahmet Dicle'de kalmıştık. Evet, Ahmet Bey, kaldığımız yerden devam edebiliriz. Haseke'de İran'ın rolüne ilişkin değerlendirmeleriniz vardı. Evet, evet. Söz sizde. Evet, yani şimdi İran niye dikkat çekiyor? Yani orası Suriye, bahsettiğimiz şehir bir Rojava şehri. Kürtler var orada, Araplar var. Yani diyelim ki Rojava'nın diğer şehirleri ne oranla Kürtlerin ezici çoğunluğu olduğu bir şehir de değil. Yani nüfus ve etki bakımında. Bu açıdan baktığımızda tabii yani İran niye orada var? Şimdi İran'ın orada olmasının sebebi tabii diğer katılımcı arkadaşlar genel olarak İran'ın Suriye'deki durumunu özetlediler ama şimdi Rojava da Suriye'nin bir parçası ve Rojava'daki durum Suriye'nin geleceğini de belirleyecek, etkileyecek önemli bir başlık. Yani yarın diğer gün Suriye sorunu masaya yatırıldığında tabii ki Kürtlerin durumu, statüsü, talepleri, Rojava'daki var olan yönetimler vesaire bunlar konuşulacak konular, temel konuların başında geliyor. Şimdi bu açıdan baktığımızda tabii az önce söyledik. Yani Baas rejimi, Esad rejimi, var olan mevcut rejim Kürtlerle doğrudan bir savaşı göze almadı, tercih etmedi. Başka bir yöntem belirledi. Ama bu kendi yıllar önceki görüşlerinden vazgeçtiği anlamına gelmiyor. Fakat şöyle bir durum da var. Bir sene sonra, iki sene sonra yani Suriye'nin geleceğinde artık Kürtler olmadan da yani Kürtler ve tabii ki diğer işte kesimlerin de
olduğu Rojava'nın şu anki üzer yönetimleri, yani o zaman ismi başka mı olur, durumu başka mı olur, ama yani bir Kürt statüsü, Kürtlerin de olmadığı bir Suriye olamaz. Yani mümkün değil, eskisi gibi olamaz. Yani Arap şövenizmine dayalı bir rejim Suriye'de mümkün değil. Yani iktidarda kalamaz, istikrar sağlayamaz ve tanımak zorunda kalacaklar. Böyle bir durum da olmuş, yani bunu da anlamışlardır diye düşünüyorum rejim çevrelerinin. Fakat şimdi Suriye'nin geleceğinde, Suriye'nin olası demokratik Suriye diye, işte Suriye Demokratik Muhalefeti'nin, Kürtlerin tanımıyla demokratik Suriye'de Kürtlerin veya başka halkların, azınlıkların, inançların da olduğu demokratik bir Suriye'nin olmasını kim istemez? Yani Suriye dışındaki güçler, işte etraftaki, Suriye'nin etrafındaki güçlere bakacak olursak, bunu istemeyen bir Türkiye'dir. İkincisi İran veya birincisi İran'dır, ikincisi Türkiye'dir. Bu çok, sıralama çok önemli değil ama ikisi istemezler. İkisinin de, yani Kürtler bağlamda bakacak olursak, ikisinin de derdi aynı. Yani Türkiye'nin politikası az çok biliniyor. Yani bunun nasıl bu DAEŞ, işte Selefi gruplar aracılığıyla 3-4 senedir yaptığını, daha evvel aynısını Baas rejimiyle işbirliği halindeyken yaptığını biliyoruz. İran da bunu istemez. Çünkü İran'ın da bir Kürt sorunu var. İran da ne Türkiye'de ne de Rojava'da, Suriye'de Kürtlerin bir statüsünün olmasını istemiyor. Yani Güney Kürdistan, işte Irak Kürdistan'ı diye, yani Türkiye'deki tabirle Güney Kürdistan'da da böyle bir sorun vardı. Fakat orada başka türlü bir politika belirlediler. Ve söylediğiniz üzerine İslam Bey bir fikir beyan etmek istiyor. İsterseniz bir sözü bir verelim, sonra tekrar dönelim size. Ahmet Bey'in ifade ettiği şeylere katıldığım şeyler var, katılmadığım şeyler var. Şimdi ilk baştan alırsak, rejimin belki ilk dönemde zorunlu olarak Kürt bölgelerini başka gruplarla çatışmak ya da daha büyük hedeflerle, daha büyük düşmanla çatışmak amacıyla terk ettiği ve buna biraz da mahkum olduğunu söylemek doğru. Ama sonraki süreçte baktığımızda kendileri de ifade ettiler, arkadaş da ifade etti. Yani aslında burada planlı bir çatışmasızlık olduğu, eğer kabul edersek, yani burada bir planlı bir çatışmasızlık varsa, bu demektir ki Suriye rejimi, Suriye yönetimi Kürtlerle doğrudan çatışmaktan kaçınıyor ve bunu bir maksada binaen yapıyor. Bunu bir amaca binaen yapıyor. Nasıl bir burada amaç? Birincisi belki askeri bir taktik olabilir. Yani kuvvetlerini bölmemek için. Ama bunun dışında kendisini doğrudan, yani Kürtleri kendisine doğrudan düşman olarak görmediğini görüyoruz. Yani Suriye rejimi geçmişte çok büyük hatalar işledi. Yani işte 300 bin olarak ifade ediliyor rakam, belki daha fazla bu rakam. Kürt'ün işte hüviyetinin, kimliğinin olmaması, temel insani haklardan ya da vatandaşlık haklarından yararlanamamaları, işte zaman zaman girişilen belki katliam girişimleri, onun dışında bütün Suriye halkının yani şey yaptığı, maruz kaldığı özgürlük ortamının olmaması gibi bir takım şeyler. Onun dışında belli Kürt partilerine yönelik geçmişte son 30-40 yıllık dönemde, yani hem Hafız Esad döneminde, belki kısmen de Beşer Esad döneminde baskıların olması, Kürtçenin kabul edilmemesi ve bunun dışındaki olumsuz yaklaşımlar, bunlar kesin. Yani bunlar zaten kabul edilemez. Yani bunlar kesinlikle tasvip edilebilecek şeyler değil. Ama peki, bu krizle beraber sizce? Bence rejimde ciddi bir dönüşüm var. Yani söyledik, yani savaş bir defa zaten büyük Yunan filozofunun Heraklitus'un ifadesiyle savaş en büyük dönüştürücü güçtür zaten. Yani savaşın yaşandığı bir ortamda dönüşümün olmaması düşünülemez. Ha, denebilir ki mesela tamam, Suriye yönetimi bir takım reformlar yaptı. Bu reformları keşke kriz başlamadan önce, yani Arap Baharı başlamadan önce yapsaydı da en azından eleştirilerin bir kısmını boşa çıkarırdı. En azından ciddi içsel bir reform yaşanırdı ve dolayısıyla kendisine yönelik eleştirileri de göğüsleyebilirdi. Fakat geç kaldı. Tamam, bu eleştirinin haklı olduğunu kabul ediyorum. Fakat buna rağmen ciddi bir dönüşüm var ve arkadaş kendisi de ifade etti zaten, Ahmet Bey. Bundan sonra hiçbir şeyin aynı olması mümkün değil. Dolayısıyla Suriye yönetimi de bence özerk yönetime, yani
Bağımsızlığa tabii hiçbir ülkenin onay vereceğini zannetmiyorum kendi içsel koşulları gereği. Ama zaten gerek Salih Müslim'in açıklamalarında, gerek yine Ahmet Bey'in açıklamalarında, gerek diğer başka yani Abdullah Öcalan'ın açıklamaları, diğer Kürt yetkililerin açıklamaları, Kandil açıklamalarına baktığımızda zaten bağımsızlığın temel hedef olmadığını görüyoruz. Ama Suriye şartlarında Türkiye bile ben sözümü tamamlayayım da ondan sonra girin isterseniz. Türkiye'de bile demokratik özellik tartışılıyorken Suriye'de özellik yönetimin bütünüyle reddedilmesi ve hiçbir şekilde tartışılmaması söz konusu olamaz. Evet, Bağızçılık kısmen Arap şövenizminin beraberinde getirdiği bir şeydir ama Bağızçılığı sadece Arap şövenizmine indirgemek, sadece duygusal, psikolojik bir Arap ırkçılığı ya da bir Arap faşizmi olarak nitelemek çok indirgemecilik olur. Çünkü Bağızçılığın ortaya çıkmasında ya da gelişmesinde diyelim, İsrail'in, Filistin ve işte bölge ülkelerine yönelik saldırgan tavrından tutun da emperyalist güçlerin bölge üzerindeki tahakküm arayışları falan, bunların hepsi ciddi anlamda bir faktördür. Arap Bağızçılık da emperyalist karakteri de vardır. Vardır ve Bağızçılık hiçbir zaman etnik anlamda bir Arap ırkçılığını ya da Arap şövenizmini savunmamıştır. Bağızçılık, yani savunmak için söylemiyorum. Bağızçılığın tarihi çok kötü bir tarih. Yani gerek sağ kanat Bağızçılık, Irak'taki Saddam Hüseyin kanatçılığı ya da gerek Suriye'deki sol kanat Bağızçılığı. Çok böyle başarılı bir tarih olduğunu göremeyiz. Katliamlarla dolu bir tarih. Fakat Bağızçılık düşüncesini, yani Michel Efflin ortaya attığı düşünceye baktığımızda bunun daha çok kültürel bir milliyetçilik olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla bunun içerisinde Türkmenler de girer, Kürtler de girer. Yani o kültürü benimseyen, o kültürel atmosferi benimseyen herkes bu anlamda Bağızçılık düşüncesini de benimseyebilir. Bu anlamda etnik faşist bir yaklaşım değildir. Ama faşizan uygulamaları olmamış mıdır? Olmuştur. Çok miktarda olmuştur. Sözümü tamamlayayım. Tamam. Yani Suriye yönetiminin neler yaptığına baktığımızda mesela af çıkartıldı, ciddi anlamda hapishanelerden insanlar çıkartıldı. Geç olmadı mı? Evet, geç oldu. Bu eleştirilebilir. Ama bunları yaptı. Onun dışında özellik yönetimin kabul edilebileceğini ve bu konuyla ilgili olarak Kürtlerle görüşülebileceğini defalarca çeşitli liderler ifade ettiler. Ben hatırlamıyorum. Hatırlayan varsa ifade etsin. Ben hiçbir şekilde Bağız yönetimi ya da Suriye yönetimi, biz özel yönetimi kesinlikle kabul etmeyiz ve bunu tartışmaya bile düşünmüyoruz şeklinde bir açıklamasına şu ana kadar rastlamadım. Ama bağımsızlıkla ilgili bu durum söz konusu olabilir. Dediğim gibi Kürtlerin kendisi de zaten bağımsızlık istemiyor. Salih Müslim'in biz demokratik bir Suriye'nin bir parçası olacağız yönündeki ifadeleri zaten var. Onun dışında ateşkes sağlandı son iki günde ve bu çatışmanın çok sistematik bir çatışma olmadığını, daha çok lokal bir çatışma olduğunu görmek lazım. Suriye ordusu bütünüyle muhalif unsurları ve IŞİD de dahil olmak üzere bütün düşmanlarını temizler de Suriye ordusuyla Kürtler karşı karşıya kalırsa ya da YPG askeri bir strateji olarak karşı karşıya kalırsa burada ne olur ona bir şey diyemem. Onu ayrıca konuşalım. Suriye'nin geleceği çünkü ayrı bir gündem maddesi var. Bir de son nokta olarak çatışan direkt Suriye ordusu değil. Yani Suriye ordusuna bağlı ya da NDF Suriye yönetimine milisleri. Yakın olan NDF milisleri. Dolayısıyla onlar Suriye ordusunun bu çatışmadan memnun olmadığına dair birçok emarenin olduğunu görebiliriz. Önce Ahmet Dicle'ye bir söz verelim. Sonra sözü Ahmet'e vereceğim. Evet Ahmet Dicle, sen ne diyorsun bu konuda? Şimdi yani tabii ki çatışmanın olmaması, yayılmaması herkesin temennisi. Umarım ki öyle olmaz. Lokal bir olay olarak kalır. Bu çok ünlü bir, şimdi Bağız şövenizme dayanıyor mu dayanmıyor mu zannedersen bizim konumuz bu değil. Fakat bizim konumuz bu olursa bunun bin tane gerçek işte Rojava'da yaşanmış Kürtlere yönelik ve başka halklara yönelik yaşanmış örneğini burada onları sayabiliriz. Onları söyledik zaten. Hayır. Yani şimdi siz Derik'ten Serikaniye'ye kaç tane Arap köyünün olduğunu biliyor musunuz? Bilmiyorum. Bilmiyorsunuz. Evet. Derik'ten Serikaniye'ye kadar her iki Kürt köyünün arasına bir Arap köyü yerleştirilmiş ve bütün buna bilerek yerleştirilmiş. Hayır. Şimdi ama bu faşizm değildir nedir yani? Hayır, yani zaten bu şovinist uygulamalarını eleştirdik. Fakat etnik, tamam, şimdi, ırkçı şimdi bunun, bir yaklaşım olmadığını ifade ettim. Kültürel bir şimdi buna rağmen, ben şimdiki durumdan bahsedeceğim. Buna rağmen şu anda diyelim burada bir özerk yönetim var ve şöyle bir şey biz hiç duymadık. Yani Kürtler veya dışlanmış orada diğer halklar da var, inançlar da var. Bunlar rejim sizi getirdi. Şimdi fırsat bulduk, biz sizi burada kovacağız, bizim topraklarımızı verin gibi. Şimdiye kadar bir kavga duyduk mu biz Rojava'da? Öyle bir tartışma bile olmadı. Yani Araplar da var orada, işte Kürtler de var, Müslümanlar da var.
iyi bir ortam var aslında. Yani bütün halklar için, bütün inançlar için. Ve Haseki bunun merkezi. Bu açıdan önemli. Tabii yani konuşmamın içerisinde bu durumu, rejimi aşan bir konu olduğunu düşündüğümü de söyledim. Yani mesela oradaki bazı kaynaklar diyor ki İran örneğin rejim aracılığıyla merkezi anlamda bunu yapamadı. Ama lokal bağlantıları, birimleri var, kışkırtıyor, bir senaryo, bir şey var. Yani bir iç çatışma, Kürt-Arap çatışması işte veya Kürtlerin rejimle çatışmasını daha fazla yoğunluk kazandırmak vesaire. Yani böyle bir senaryo olduğu söyleniyorlar. Yani bazı bilgi ve bulgulara dayanarak bunu söylüyorlar. İşte PYD, Avrupa temsilcilerinin de dün bu konuda bir açıklaması oldu. Bu öyle olmayabilir de. Yani lokal bir durum da olabilir. Yarın öbür gün hiçbir şey olmamış da olabilir. Fakat Haseki çok önemli. Yani şey, çok hassas bir bölge ve coğrafi konumu itibariyle önemli bir bölge. Yani başka bir mesela... Neden şu anda hassas Halab'da, bir bölge? Şimdi az önce tabii coğrafi konumunu biraz anlattım. Yani tamam, cisir, o kozmopolitik yapısından dolayı. Tamam. Evet, tamam. Kozmopolitik yapısından dolayı önemli. Bir de yani Cizre kantonunun en büyük ili. Yani bu Kamışlı, işte Amude, Kürtlerin şu anda özerk yönetim ilan ettiği, Kürtlerin ve diğer halkların özerk yönetim ilan ettiği iller. Yani Türkiye'de hani ilçe sistemi var. Suriye'nin de idari yapısı öyle. İşte Haseki ildir. Bütün bunlar hepsi ilçedir. Yani Haseki'den daha büyük olan şehirler bile Haseki'ye bağlı. Çünkü yani daha çok rejim etkili orada. Bağız rejimi. O açıdan yani Araplar çok, Kürtler çok, Türkmenler var, Çeçenler var, Hristiyanlar var, Müslümanlar var. Ve konuşmamın başında da söyledim. İşte daha değişik aşiret kesimleri var. Suriye'deki bütün dinamiklere bağlı oluşumlar var orada. Güçlü ve güçsüz varlar ama. Ve şimdiye kadar bu denge korunabilmiş. Yani zaman zaman bazı çatışmalar, şeyler falan oldu. Ama şimdiye kadar bu korunmuş. Haseki'de bir çatışma çıkarsa bu Rojava'nın geneline yayılır. Haseki düşerse Kamışlı olur. Kamışlı giderse zaten özerk yönetim dediğimiz bir şey de kalmaz. Yani Cizre bölgesi de ikiye bölünmüş olur. Şu anda işte Koban ile Afrin'in başına gelen oranın da başına gelir. Yani nasıl ki Koban'ı düşürüp Cizre ile Afrin'i birbirinden koparmak istiyorlarsa, bu Haseki savaşını düşünenler, bunu kurgulayanlar da Cizre'nin Amude Serekaniye bölgesiyle işte Derik Koçeran bölgesini, Rimelan bölgesini birbirinden koparmak istiyorlardır. Ve bu da demektir ki Rojava'nın kalbine bir hançer saplanmış olur. Yani böyle bir önemi var Haseki'nin. Ama bu çatışma Halep'in bir kalesinde olmuş olsaydı biz şöyle değerlendirdik. Derdik orada ki askeri durumdan kaynaklı olarak taraflar birbirini biraz daha iteklemek, yani üstünlük sağlamak için yaptıkları askeri manevralardır diyebilirdik yani. Böyle değerlendirme yapabilirdik. Fakat Haseki gibi bir şehirde olunca buna hassas yaklaşmak lazım. Bununla daha geniş bir, daha detaylı bir planın devreye konuluyor ihtimali üzerine insan ister istemez düşünüyor. Ve burada tabii bunu söylerken yani bu İran'ın işte yani bir komplo teorisi olarak gidiyor orayı karıştırıyor falan diye bir düşünceden dolayı söylemiyorum. Yani İran'ın tabii ki şu anda Kürt özgürlük mücadelesine karşı sergilediği siyaset olumlu bir siyaset değil. Yani uzlaşmaya açık bir siyaset değil. Gerek İran Kürdistan'da, Rojava Kürdistan'da, gerekse de yani her yerde öyle. İran daha çok kendi Kürtlere bakış açısı siyasetinden kaynaklı bir gerilim politikası şu anda yürütüyor. Bu doğru bir politika değil ve bunu Rojava'da da devam etmek istiyor. Yani anlaşılmayan bir tarafı yok diye düşünüyorum. Ama ileride yani rejim başka yerlerde başka fırsatlar bulursa, alan açılırsa başka yerlerde de çatışmalar olabilir. Yani
Mesela şu anda rejimin Halep ve Haseke dışında Kürtlerle, yani bu Üzerk yönetimle çatışabileceği bir zemin yok. Halep tabii ayrı bir yer ama orada da sonuçta Kürt mahallesinde YPG var, YPJ var. Fakat başka bir yer yok. Tek yer Haseke'dir. Kamışlı'dan bahsediliyor. Kamışlı'da sadece havaalanı bölgesidir. Havaalanı bölgesi şehir dışındadır. Ve şehir merkezinde birkaç binaları var ve bina dışında bir faaliyet göstermeleri, etkinlik göstermeleri de söz konusu değil zaten. Evet. Rejimin. Ahmet, bir evet. Suriye'nin geleceği, Suriye'de hem Kürtlerin hem genel olarak Suriye'nin geleceğini de özel bir başlık altında konuşmak istiyoruz. Süremiz de azalıyor. Şimdi Ahmet'in evet. de bu tam tartıştığınız, Ahmet'in de tartıştığınız konu üzerine söyleyecekleri var. Ona bir sözü verelim, sonra tekrardan dönelim sana. Peki. Öncelikle rejim PYD ilişkisi baştan beri katılımcı arkadaşlar da belirttiler. PYD zaten ben bağımsızlık filan vesaire istiyorum diye asla yola çıkmadı. Ancak Esad geçen, hatta bu hafta içindeydi yanlış hatırlamıyorsam, özellik ve benzeri bir girişim Suriye'yi böler. Özellikle bölme kısmının altını çizmek istiyorum. Çünkü bu bölme eşittir. Yani İran içinde, Türkiye içinde, Irak içinde aynı anlamı geliyordu. Federasyon, özellik, her türlü şey bölünmeye gider ve her halükarda da kesinlikle kabul edilemez bulunuyor. Esad hala aynı çizgide. Bu bir. Bir diğer nokta, sadece Haseke'de bir çatışmanın çatışmayla sınırlı kalmaması halinde Kamışlı'da Ahmet Bey de belirttiler. Havaalanının etrafındaki o T aşireti yaklaşık %25'lik nüfusa sahip ve rejim taraftarı. Aynı şekilde Kamışlı sınır kapısı, Türkiye ile olan sınır kapısı rejimin elinde. Eğer çatışma ilerlerse bu tabii ki Rojava için ya da Rojava özel yönetim için tabii ki iyi olmaz. Ancak rejim için de şu anda bile asla iyi olmaz. Sebebi şu, birincisi kesinlikle rejim Kamışlı'yı kaybeder. Sınır kapısı da şeyde çünkü karşılaştırılamayacak kadar bir güç şey var. Belki havadan bombalar o anlamda bir zarar verir. Ama bu da yine gücünü bölmesi anlamına gelir. Bir diğeri... Böyle bir süreç söz konusu olabilir değil, mi? Değil değil. Yani neden olsa diyorsun. Neden olamayacağına, olsa değil neden olamayacağına dair. En azından önümüzdeki belki de bir yıl içinde. Evet. Çünkü sahadaki durum ne olacağı bilemesek de. Şeyh Maksud yine özellikle de bu Afrin'e giden Nubul ve Zahra yolu üzerinde. Yani eğer Şeyh Maksud'da Kürtler diğer özellikle de radikal gruplarla ortak hareket etseydi şu an Halep'te rejim sahip olduğu yerlere sahip olamayacaktı. Yani Kürtlerle rejimin askeri gücü arasındaki ilişkiden bahsediyorum. Yine aynı şekilde biliyorsunuz geçen hafta ve ondan orada, önceki... Pardon sözünüzü biliyorum, orada çatışmalar da oldu. Yani evet. Kürtler ne rejimle taraf ondan oldu. Yana durarak çatıştılar ne de diğer gruplardan yana durarak, yani kendi mahallelerini aynı şekilde korudular. Aynı şekilde Nubul ve Zehra'yı biliyorsunuz Afrin'in güneyinde ve Halep'e giden yol üzerinde çok da stratejik bir nokta ve eğer gerçekten Kürtler orada işte muhaliflere en azından göz yumsaydı şu an Nubul ve Zehra o iki Şii beldesi düşmüştü. Hatta o Nusra cephesi ve diğer o radikal gruplar YPG'yi rejim işbirlikçiliğiyle bu şekilde susuyorlar. Daha da ötesini söyleyelim. Şu an Haseke'deki çatışmaları radikal grupların hepsi, Nusra özellikle de IŞİD şu şekilde tanımladı. Rejim ve rejim işbirlikçileri arasındaki Haseke nüfus içerisindeki çatışması. Nüfus çatışması olarak gördüler. Haseke ile ilgili belki de unutuldu, dile getirilmedi. Haseke'deki o birçok Arap aşireti zaten hani biraz faşizan noktadaydı. Çünkü 2004 Kamışlı Serhıldanı'nda Haseke'deki birçok grup oradaki Kürtlerin evlerini basıp talan etti. Haseke'nin bir diğer noktası işte o rejim ve IŞİD arasındaki çatışmayla ilgili şunu diyebiliriz. Gıveyra Mahallesi Haseke'nin güney tarafına düşüyor. Orada rejimle IŞİD çok uzun süre tartıştı, çatıştı. Hatta o çatışma esnasında rejime yakın olan aşiretlerdeki Araplar YPG'ye bağlı bölgelere sığındılar. Ama bu son dönemde Yezgir YPG IŞİD'le çatıştı. YPG ya da rejim IŞİD'le çatıştı. Şu an IŞİD oradan çıkarıldı. Daha önce Ahmet Bey bahsetti rejimle IŞİD çok çatışmadı ya da işte diğer bölgelerde. Başlarda çatışmadı. Ancak IŞİD Musul'u ele geçirdikten sonra
IŞİD'in ilk yaptığı şey rejimin bölgedeki havalanlarını ele geçirmek oldu. İşte 93. alay sonra aynı İsa filan vesaire birçok yere saldırdı ve aldı. O noktadan sonra IŞİD o noktadan sonra artık rejimle çatışmaya başladı. Öncesinde çatışmıyordu Ahmet Bey'in belirttiği gibi. Ama özellikle Musul'dan sonra şiddetli bir şekilde çatışıyor. Hatta gece gündüz yine Haseke'nin dışındaki o güneydeki Şedadi gece gündüz bombalıyor. Dün Tılhamis'e bağlı bir köyde Kamışlı'nın güneyinde rejim büyük bir katliam yaptı. Yani IŞİD'de yakın halkın diyelim çünkü tamamı sivillerden oluşuyordu. Yaklaşık 60 kişi, 60 sivil hayvan pazarında alışveriş yaparken varil bombalarıyla yok edildiler. Yani o IŞİD'le çatışma aynı şekilde hala devam ediyor. Haseke'deki yine çok tartışılan NDF güçleri, bu milis güçlerle ilgili de şunu yine söyleyebiliriz. Daha önce de YPG ile bu milis güçler çatışmıştı. Bu milis güçler rejim taraftarı, önceden sivil olan insanlar, şu an işte zaten Suriye'de silahlı olmayan neredeyse insan kalmadı. Bunlar rejim taraftarı ama rejimden bağımsız hareket ettiklerini söylemek de pek mümkün. Rejim daha çok, hani oradaki benim Suriye halkım, tırnak içinde, benim Suriye halkımdan iki grup, işte Suriye'yi teröre karşı savunan iki grup birbiriyle çatışıyor, uzlaştırıcı güç gibi durmaya çalışsa da, yani bu güçlerin... Haseke'de mi diyorsun? Evet. Bu NDF güçlerinin şeyden çok çok bağımsız olduğunu söylemek asla mümkün değil. Ayrıca o Kafkap üssü var, Haseke'nin batısında. Oradan da yine özellikle dün YPG'li savaşçılarla röportaj yapılmıştı. Açıkça şunu söylediler. O Kafkap üssünden bizlere tank atışları yapıldı. Havan atışları yapıldı yani. Bizzat Suriye ordusunun, rejim ordusunda bu çatışmalara katıldı. Evet. Şimdi yine Haseke ile ilgili muhaliflerin de bir değerlendirmesi oldu. Onu İslam Bey size bir sormak istiyorum. Katılır mısınız ona? Muhalifler, Rusya'da muhaliflerle Esad yönetimi arasındaki görüşmeler öncesinde Esad yönetimi YPG'ye saldırarak YPG'yi muhalifler arasında masaya oturmasını istiyor. Böylece Esad yönetimi muhalifler içerisindeki gücünü arttırmak istiyor gibi. ÖSO ve işte ÖSO içerisinde yer alan muhalifler içerisindeki gücünü nasıl Esad rejimi arttırmak istiyor? İşte YPG'de Rusya'da muhaliflerin tarafında oturunca işte muhalifler içerisinde YPG üzerinden kendi gücünü arttırmak istiyor Lozan diye. Lozan konferansına hem İstanbul hükümetinin hem de şeyin çağrılması, yani gücü bölmek, muhalefeti bölmek şeklinde. Öyle bir iddia var. Tabii Haseke'deki Gençlik Birliği Başkanı söylemiş ama epeyce de dikkat çekmiş muhaliflerin bir derneğinin başkanı. Yani böyle bir iddianın karşılığı olabilir mi? Rejim böyle bir strateji güdüyor olabilir mi? Olabilir. Yani bilemeyiz. Yani çünkü o kadar çok farklı hesaplar var, o kadar farklı güç dengeleri. Tek bir hesap yok diyorsun. Var ki ama genel olarak yani Kürtlerle, yani bu çatışmanın ben daha başından itibaren rejimle Kürtler arasındaki çatışmanın lokal bir çatışma, yani stratejik bir çatışmanın bir parçası olmadığını düşündüğüm için dolayısıyla böyle bir yaklaşımla çok da fazla karşının olduğunu söyleyemeyeceğim. Ama yani bir de şu var, yani Moskova'ya gidecek olan heyet içerisinde Özgür Suriye Ordusu'na yakın ya da Suriye Ulusal Konseyi içerisinde kimse yok. Dolayısıyla orada Muazzel Hatip dediğimiz nispeten o diğer Suriye Ulusal Konseyi başkanlarının çeşitli kirli ilişkilerinden uzak, gerçekten Suriye halkının geleceğini düşünen, Suriye halkının bütün kesimlerinin maruz kaldığı bu şiddet, bu iç savaş, bu kan deryasından kurtulması gerektiğini savunan ve o yüzden de zaten çok kısa bir süre içerisinde Suk içerisinde görev yapıp ve yapıp hiçbir ülkeye yakın olmadığı için ne Suudi Arabistan'a ne Katar'a ne de başka bir körfez ülkesine ya da Amerika'ya yakın olmadığı için kısa sürede uzaklaştırılan bir isim Muazzel Hatip. Bu anlamda Suriye yönetiminde dikkate aldığı bir isim. Yani bir iç muhalefet olarak değerlendirilebilecek bir şey. Yani rejime yönelik eleştirilerini falan sürekli ifade eden fakat rejimin yeniden kendini üretmesine hiçbir şekilde katkıda bulunmayacağız diyen bir isim. Onun dışında Suriye'nin geleceğini sormak istiyorum ama biraz da aslında
Gerçekten bu konuda uzadı ama elimde bir not daha var. Onu da bir kısa değerlendirmenizi almak istiyorum. Şimdi bir köşe yazısı. Yani son bir cümleyle kapatmak gerekirse bu konuyu. Özgür, yani zaten Moskova görüşmelerine katılacak olan muhalif sayısı çok sınırlı. Yani bir iç muhalefet ve barışçıl muhalefet dediğimiz muhalifler katılacak. Muazzel Hatip grubu katılacak. Suluktan katılan kopanlar. Yani onun dışında YPG'nin bilmiyorum yani. YPG'nin gerçek katılma gibi Moskova görüşmelerine ya da PYD'nin var mı öyle bir düşüncesi? Şunu söyleyelim. Bu Moskova'daki toplantı ağırlıklı bireyler üzerinden giden. Evet. Yani gruplar üzerinden değil, bireyler üzerinden oluşturulan bir toplantı. Yani Cenevre görüşmelerinin iflas etmesi ve fiyaskoyla sonuçlanmasından sonra bu sefer Rusya'nın girişiminde başlatılan bir şey. Dolayısıyla buradaki şeyler sınırlı seçenekler. Gruplar da sınırlı. Dolayısıyla o muhaliflerin söylediklerinin çok da fazla karşılığının olduğunu... Ben Suriye ve Rojava'nın geleceğine dair öngörülerinizi soracağım. Öncesinde çok kısa cevap vermenizi istediğim bir konu. Çünkü bu çok uzadı. Birkaç cümleyle cevap verirseniz sevinirim. Heseke kimin savaşı diye Arzu Demir'in Kamışla'dan yazdığı bir değerlendirme yazısı. Çok küçük bir bölümünü okuyayım size. Şimdi İran'ın Heseke'deki yaşananlar açısından çok önemli, temel bir rol oynadığını söylüyor. Amaç da şu diyor, Esad batıyla yakınlaşıyor diyor IŞİD'e karşı mücadele içerisinde. Esad'ın yalnızlaşması lazım. Esad'ın yalnızlaşması için de, Esad'ın değil, YPG ile Batı'nın yakınlaştığını söylüyor. Esad'ı yalnızlaştırmak için Esad'ın YPG'ye, işte rejim güçlerinin YPG'ye saldırması Suriye, Şam yönetimini yalnızlaştıracaktır diyor. İran'ın böyle bir hesabı var diyor. Esad'ı yalnızlaştırmak ve İran'a bağlı tutabilmek açısından YPG'ye yönelik bir saldırı organize ettiği söyleniyor. Yazıyı da şöyle bitirmiş. Gerici Arap ve Kürt devletleri ile ABD, İsrail ve DAEŞ Kürt-Arap çatışması çıkartamadı. Şimdi İran ve Hizbullah bunu deniyor. Demiş. Yani İran ve Hizbullah İsrail'in bu çatışma çıkartmasını tekrar üretmek istiyor anlamında söylüyor değil mi? Yani Esad'ı yalnızlaştırmak için, Batı'dan iyice uzaklaştırıp ve kendisine bağlamak için YPG'ye dönük müdahaleyi organize ediyor diyor. Yani çok kısaca. Bu iddia bilmiyorum. Şimdi yani İran'ın Haseke'de oynadığı role ilişkin de yani iddiaların da ben çok havada kaldığını düşünüyorum. Yani hangi somut veriye dayanarak yani orada hani bir İran varlığı mı gördünüz ya da orada mesela elinize İran'la ilgili planlar mı geçti ya da İran bu konuyla ilgili resmi bir açıklama mı yaptı? Yani bizim resmi açıklamalar üzerinden ve resmi siyasetler üzerinden gitmemiz lazım. Onun dışındaki bilgi de istihbari bilgidir. Ondan ve biz gazeteciyiz. Bir nokta koyalım. İstihbaratçı değiliz. Dolayısıyla bu istihbari bilgileri değerlendirebilme imkanımız yok. Ama nedir? Sahadaki bir takım gelişmelerden bazı şeyler, veriler çıkartılabilir. Yani İran'ın Haseke'de bir takım planları ve hesapları olduğuna dair nasıl bir emare görüldü ki buradan bir analiz çıkartılıyor? Ben çok merak ediyorum. Buraya bir nokta koyalım o zaman. Suriye'nin ve Kürtlerin geleceği açısından ne öngörüyorsunuz? 3 aktör saymıştınız. Belki bir 4. aktörü de değerlendirmenizi isteyeceğim. 4. aktör? 4. aktör de işte Amerika, Batı ve dış güçler. Onlar zaten başından beri var. Onları hani ben Suriye içindeki aktörler olarak değerlendirdim. Yoksa Suriye dışı aktörler olarak bir defa İsrail çok ciddi biçimde işin içerisinde. Yani Suriye savaşının büyük ölçüde İsrail'in varlığını uzatmak ya da onun varlığını güçlendirmek için, teyit edilmek için çıkartıldığını düşünüyorum. Zaten muhaliflerle mesela dikkat edin. Yani şöyle bir tezde... Bu savaşın merkezinde İsrail var diyorsunuz aslında. Yani bölgede meydana gelen bütün gelişmelerin enerji nakil hatlarıyla ve İsrail'in varlığıyla doğrudan ilişkilendirmek gerekir. Böyle yani bunları, bu iki faktörü bütünüyle göz önünde bulundurmayan ve ıskalayan hiçbir analizin ben çok da başarılı olabileceğini, isabetli olabileceğini düşünmüyorum. Dolayısıyla bu iç savaşın sürmesi Batı açısından bence önemli. Hem bölge güçlerinin zayıflatılması, geçen Skype üzerinden katıldığımda da söylemiştim. İkinci bir Sykes-Picot istiyor Amerika. Çünkü mevcut sınırların Avrupa emperyalizminin ihtiyaçlarını 19. ve 20. yüzyılda karşılamak üzere çizildiğini ifade ediyor veya böyle düşünüyor. 21. yüzyılın şartlarının değiştiğini düşünüyor. Dolayısıyla etnik temelli ve mezhep temelli yeni oluşumların teşvik edildiğini, Amerika tarafından teşvik edildiğini görüyoruz. Bu bir. İkincisi de İsrail'in varlığının orada uzatılması
Dolayısıyla Suriye'de muhaliflerle rejim arasındaki çatışmaların olabildiğince uzatılması. Dikkat edin, hep böyle muhalifler ilerlemeye başladığında işte Suriye yönetiminin desteklendiğini, Suriye yönetimi ilerlemeye başladığında muhaliflerin desteklenmeye başladığını görüyoruz. Çünkü Suriye halkı Arabıyla, Kürdüyle, Türküyle, Ermenisiyle, Türkmeniyle, Suriye halkı anti-emperyalist bir halk. Yani Bağızçı olması şart değil. Yani İsrail karşıtlığı Suriye halkının bütün etnik gruplarında var olan bir şey. Yani Suriye Ulusal Konseyi'nden bazı yetkililer böyle Şam semalarında İsrail bayrağının dalgalandığını göreceğiz şeklinde açıklamalar yapmıştı. Bu açıklamalar çok büyük tepki topladı. Dolayısıyla iktidara kim gelirse gelsin. Böyle açıklamalar yaptılar mı? Suriye Ulusal Konseyi içerisindeki bazı isimler böyle açıklamalar yaptı. Ve nasıl cesaret ettiler? Diğer üyelerden de destek gördüler. Çünkü taktik olarak da doğru bir açıklama değil. Yani bazı üyeler buna inanabilirler de taktik olarak da çok doğru bir açıklama değil. Dolayısıyla bu çerçevede baktığımızda Suriye'deki Kürtlerin bölgesel gerçeklikleri göz önünde bulundurarak, yani savaşın, oradaki çıkan savaşın temel eksenini göz önünde bulundurarak, bölgesel güçleri de göz önünde bulundurarak hareket etmeleri gerektiğini düşünüyorum. Yani işte bir zamanlar Türkiye'nin yaptığı gibi Kürt güçleri de, yani Türkiye 90'lı yıllarda nasıldı? İran düşmanımız, Irak düşmanımız, Yunanistan düşmanımız, bütün komşuları kendisi düşman olarak algılıyordu. Şimdi Kürtlerin bu algısında gerçeklik payı var. Gerçekten hani Türkiye'de, Türkler'de, Bağız yönetimi de, İran'da belki Kürtlerin şeyini istemeyebilir ama makul ve anlaşılabilir. Yani bölgedeki o eksen savaşı, yani İran'la Amerika arasında, İran'la İsrail arasındaki çatışmayı göz önünde bulundurmadan, biz bu savaşın tamamen dışındayız, bu savaş bizi ilgilendirmiyor, Kürtlerin hiçbir şekilde bu savaşta payı olamaz diye düşünemez. Çünkü temel çatışma şeyi bu. Yani Kürtlerin bu noktada ben İran'a ve Suriye'ye daha yakın durduklarını ve İsrail'e çok da fazla sempati duymadıklarını düşünüyorum. Ama Kürt hareketi içerisinde bazı insanlar bu sempatiyi uyandırmaya çalışıyorlar. İsrail'in durumu Kürtlerle hiçbir şekilde benzerlik arz etmemektedir, arz edemezler. Çünkü Kürtler, bütün gruplar için söylüyorum. Kürtler çünkü bu coğrafyanın doğal bir parçasıdır, asli bir parçasıdır. Buraya sonradan, hatta bütün etnik şeylerden daha eskidirler. Bu bölgenin asli parçasıdırlar. Dolayısıyla bu bölgenin diğer unsurlarıyla bu demokratik özellik olabilir ya da başka bir özellik yönetim biçimi olabilir. Bağımsızlık şu an için zaten gerçekçi olmadığı ifade ediliyor. Bu güçlerle, İran'la, Türkiye'yle ve Suriye'yle. Ama özellikle de bu eğer İran'la İsrail arasındaki çatışmada ya da Suriye'yle İsrail arasındaki çatışmada kime yakın duracaklarını belirlemeleri gerekir. Ben bunun zaten şu anda belli olduğunu düşünüyorum. Belirli kesimler tarafından bu değiştirilmeye ve bu mecra farklı yerlere kanalize edilmeye çalışıyor. Eğer bu olursa bu bölgenin asli unsurlar arasında Türkler, Kürtler, Araplar, Farslar arasında bir yani ateşkes de değil, kalıcı bir barış, karşılıklı hoşgörü içerisinde. Çünkü ben o kanton Rojava'da oluşturulmaya çalışılan yönetimin çok önemli olduğunu, farklı kesimler arasında hiçbir zaman YPG ve PYD'de dışlayıcı bir şey içerisinde olmadı. Yani bütün bölgeye ideal oluşturabilecek, model oluşturabilecek bir yapı olduğunu düşünüyorum. Ama buna bir ek olarak kendilerine Suriye Arapları, Türkleri ya da başka etnik grupları ya da yönetimleri düşman olarak görmemelidirler. Tabii ki kendilerine yapılan haksızlıklara karşı mücadele edeceklerdir. Ama gerçekçi olup bu güçler arasındaki çatışmalarda kimin tarafında yer alacaklarını çok iyi bir şekilde tespit etmeleri gerektiğini düşünüyorum. Ahmet Bey'e dönelim. Evet, size de aynı soruyu soralım. Suriye'nin ve Kürtlerin, Rojava'da Kürtlerin geleceğine dair öngörüleriniz nelerdir, neler bekliyor? Evet, şimdi bu yani cevabı zor bir soru maalesef. Henüz kimsenin kestiremediği, herkesin biraz kendi temennisi ve kendi düşüncesini, kendi tabii dünya görüşüne göre belirlediği cevap aradığı bir soru. Yani arkadaşın tabii Kürtlere ilişkin işte taraflarını belirlemeleri gerekiyor cümlesine bir cümle eklemek istiyorum. Yani bence burada Kürtlerin değil de bu devletlerin, Kürtlerin haklarına, hukuklarına, kimliklerine nasıl baktıklarına dair onların kendi durumlarını gözden geçirmeleri gerekiyor. Yani Kürtleri tanımaları gerekiyor mu? Gerekiyor. O zaman Kürtleri kim tanıyacaksa Kürtler de haliyle onları tanır. Yani
Kürtler şu tarafta olsun, bu tarafta olsun, taraf bellesin gibi bir yaklaşımı çok yani şey bir yaklaşım olarak görmüyorum. Yani hangi amaçla söyleniyor bilmiyorum ama... Peki yani İsrail'le olan bölgesel savaşta Kürtler ne düşünüyor hocam? Yani İsrail ile Araplar arasındaki ya da İsrail ile İran arasındaki çatışmada hiçbir analiz ya da hiçbir tespit, teşhis yok mu? Kürt hareketi tarafından Kürtler, yapılan. Kürtlerin mi? Evet. Şimdi siz Kürt hareketinin İsrail'in Orta Doğu'daki politikalarını benimsediğine dair bir örnek verebilir misiniz? Ben öyle bir iddiada bulunmadım yani, zaten. O zaman bunun aksi nedir? Yani Kürtlerin, İsrail'in, Kürtler ne İsrail'le Arapların, ne Kürtlerle Türklerin, ne Kürtlerle Türklerin, ne Kürtlerle Farsların, Acemlerin, İran'ın çatışmasından yana değil. Tabii ki yana değil ama İsrail'lerde yani İsrail halkı da bir Orta Doğu halkıdır. Orta Doğu halkı İsrail olarak... halkı Orta Doğu halkı değildir. Yani Yahudiler Orta Doğu halkıdır. Yahudilere düşmanlık yapamayız ama İsrail devleti sonradan oluşturulmuş suni bir devlettir. Bölgenin hem Kürtlerin hem Arapların hem de Türklerin kalbine saplanmış bir hançerdir. Yani İsrail devletinin meşruiyetini tanımak diye bir durum söz konusu olamaz. Ama Yahudiler, bu bölgenin Yahudileri bizim tabii parçamızdır tabii ki. Hocam siz bilmiyorum konuyu nereden nereye götürüyorsunuz. Yani ilkokul çocuklarına konuşur gibi İsrail'in nasıl kurulduğunu herkes biliyor. Yani orada tabii bir kelime yanlış oldu. Yahudiler bir Orta Doğu halkıdır. Nasıl ki Kürtler, Türkler, Araplar buranın halklarıysa Yahudiler de bir Orta Doğu halkıdır. Ama... Fakat İsrail'in tabii ki Kürtlerin, Kürt hareketinin İsrail'in politikalarını, Filistin'deki zulmünü, İsrail'in şu anki Orta Doğu Araplara, başka Araplara yaklaşımı benimsediğine dair ben bir şey görmedim. Bir açıklama da görmedim. Öyle bir durum olduğunu da zannetmiyorum ama eğer çok merak ediyorsanız Kürt hareketini takip eden biri olarak gidip bunu öğrenebilirsiniz. Yani bunu ben söyledim zaten. Ben Kürtlerin zaten bu çatışmada İsrail'in safında değil. Hayır siz şimdi ama sizin şey hakkınız yok. Kürtler İran'dan mı yana tavır olacak? İran'dan mı? Türklerden mi? Yani bu ne biçim? Etnik bir yapıdan yana değil. Bu çatışmada İran ya da başka bir ülke. Yani Kürtler niye taraf olsun ki? İsrail yani? Neyi tercih ediyor? Hayır niye tercih etsin ki birini yani? Çünkü emperyalizmin uzantısı İsrail. Yani emperyalizmden yana mısınız, karşı mısınız? Bunu yani bundan zaten ben Kürtlerin emperyalizmden yana olduğunu iddia etmiyorum. Zaten anti-emperyalist bir eğilim olduğunu düşünüyorum zaten. Hayır bu sizin haddinize mi ki Kürtleri İsrail'in yanında mı, emperyalizmin yanında mı değil mi gibi bir teste tabii ki. Ben öyle bir teste, yani bakın çok, konuyu çok farklı yere getirdiniz. Çok az bir vaktimiz kaldı. Ben başka bir şeyden bahsediyorum. Çok az bir vaktimiz kaldı. Hayır, o yüzden konuyu buradan alıp... isteriz ki Kürtler özgürlük mücadelesi veren bir halk olarak... Tabii ki özgürlük mücadelesini vermiş olan, vermekte olan bütün halkların yanında olmalıdırlar. Bitmiştir zaten. Evet yani bunu yapıyorlar zaten. Bu konuda bir eleştiri varsa Kürtlere bu eleştiriyi yapabiliriz. Ama Kürtler işte İsrail ile İran bilmem kimle arasında bir tarafını bellesin gibi sanki Kürtler muğlak bir pozisyondaymış gibi bir şey Kürtlere dayatmak. Bölgesel gerçekleri göz önünde bulundurarak hareket etmeleri hocam, gerektiğini Kürtler, söyledim. Yoksa şimdi siz Cizire kantonunun eş başkanının kim olduğunu biliyor musunuz? Eğer çok yakından takip ediyorsanız. Yani bu niye soruyorsunuz? Ben size mesela şu anda Cephetun Nusra'nın liderinin adını biliyor musunuz? Hocam şu açıdan soruyorum. Diyorum ki bir Arap'tır. IŞİD'in nasıl doğduğunu biliyor musunuz? IŞİD'in Ebu Bekir el-Bağdadi'den önceki liderinin adını biliyor musunuz? Biliyorum. Yani ben böyle ilkokul düzeyinde sorular sormuyorum ya lütfen. Ya onu biliyorum. Hayır bir dakika. Ben diyorum ki yani burada bir Arap sınava tabi hayır, tutuluyormuş siz... gibi. Arkadaşım bir Arap'tır diyorum. Çok az vaktimiz kaldı. Kürtler Araplarla Arapları dahil etsin diyor. Ben size diyorum ki Cezire kantonunun eş ben dahil etsin Arap'tır diye bir şey söylemedim. O dengeleri göz önünde bulundurarak hareket etmelidir ya bir dedim. Araptır. Size bir Araptır söylüyorum. Diyorum ki kantonun güzel bir şey. Ne güzel. Ya ben de onu söyledim. Ben Rojava'daki yönetimin modelin tüm dünyaya örneklik teşkil edebilecek bir yönetim olduğunu söyledim zaten. O zaman bunu deme hakkınız yok. Yani Kürtler işte birisinden bir yana tavır alsın diye bir hakkınız yok. Kürtler emperyalizmde... Yer alsın değil. Yer aldığını düşünüyorum. Zaten özgürlükler yanında özgürlük özgürlük mücadelesi veren bir hareket tabii ki bu çatışmada Filistinlilerin yanında yer alacaktır. Tabii ki bundan daha doğal bir şey olamaz. Emperyalizmden bahsedeceksek en büyük anti-emperyalist mücadeleyi Kürtler veriyor tabii.
Eyvallah. Eyvallah. Söyleyeceğiniz cümle son olarak Kürtlere söylenmesi gerekir. Şimdi 4 ben Kürtlere karşı var, bir eleştiri ya da bir suçlamada var, bulunmadım. Siz çok farklı yerlere çektiniz. 4 dakikamız var. Ahmet Bey'e de söz vermem gerekiyor. O yüzden Ahmet Dicle'den şimdi kusura bakmayın. Evet, Rojava'nın geleceğine ilişkin bir öngörüsünü alıp stüdyomdaki diğer konuğum çünkü epeydir bir süredir söz alamadı. Ahmet Bey, evet, evet, Rojava'ya evet, dair son sözlerinizi de alıp Ahmet Bey'e sözü evet, bırakalım. Evet. Peki, buyurun. Kusura bakmayın, o sorunuz arada kaynadı. Yani maalesef net bir cevap insan veremiyor. Tabii ki Suriye, Rojava'nın geleceği de Suriye'nin geleceğine bağlı. Suriye'nin geleceği de kısmen Rojava'nın geleceğine bağlı ve şu anda Suriye'de yani mevcut iktidarda olanların dahil olduğu bütün dinamiklerin ancak bir araya gelerek yani masada bu sorunu çözmeleri gerekiyor diye düşünüyor. Yani birçok insan böyle düşünüyor ama maalesef Suriye'nin sorunu sadece Suriye'nin sorunu değil. Birçok dış güç var devrede ve ben çok yakın bir zamanda yani 1-2 yıllık bir zaman içerisinde Suriye'de bir istikrar maalesef gelir diye düşünmüyorum. Ve tabii bu istikrarsızlık Rojava'ya da zaman zaman çatışma, savaş, olumsuz etkileri olacaktır diye düşünüyorum. Bu açıdan da her şeye hazır olmak gerekiyor. Yani hem Rojava hem Suriye'nin geneli için. Evet Ahmet, 2 dakikamız kaldı ama. 2 dakikada şöyle toparlamaya çalışalım. Birincisi tek kelimeyle ya da cümleyle açıklamaya çalışayım. Kürtlerin tarafı ta başından beri belliydi. Formüle ettiler, üçüncü taraf dediler. Ne rejim, ne muhalifler, ne şunlar, ne bunlar. Diğer batılı ülkelerle ilişkilerini ise dönemsel, mecburen siyasetin ve savaşın gereği pragmatist zaman zaman. Ama asla temel ilkelerinden, yani diğer halklara zarar verecek bir konumda olmadı. Bundan sonra da olacağını düşünmüyorum. Suriye'nin geleceğine gelecek olursak da, Suriye ve Kürtler, ne olursa olsun bugün bütün Orta Doğu'ya dair analiz yapan herkesin üzerinde ittifak ettiği bir konu var. Kürtler asla ama asla eski Suriye'deki Kürtler değildirler ve olmayacaklardır. Öyle ya da böyle eskiye mutlak dönüş kesinlikle yoktur. Kesinlikle böyle bir ihtimal yok. Bu ihtimalin olmamasının en temel sebebi de uluslararası güçlerin, yani büyük güçlerin ve hem de yerel güçlerin Birinci Dünya Savaşı'ndan sonraki oluşturdukları çıkar ittifakının artık tamamen ve geri dönülemez biçimde bitmiş olması. Bundan dolayı bir daha aynı şeye gelinmez. Ancak Ahmet Bey de belirtti, ne olursa olsun bundan sonra savaş 3 yıl, 5 yıl, 10 yıl Amerika ve Rusya anlaşsa bile şu an sahada asıl savaşan Nusra, IŞİD, Ahrar Uşan ve benzeri birçok grup varken bu savaşın bitmesi mümkün değil. Sadece ve sadece Batı'ya yakın ya da işte bölgesel güçlere, Suudi Arabistan'a vesaire yakın güçlerle rejim arasında bir çatışmasızlık durumu olabilir. Ama zaten bundan da çok çok fazla bir gücü olduğu söylenemez. Asıl savaşanlar Nusra ve IŞİD ve bu savaş giderek de yayılacak. Yere de takıldıkça da biz yani Batı zaman zaman gerek bizler yere de takıldıkça savaşın o genel boyutunu görmüyoruz. Bundan sonra Orta Doğu'yu daha daha ağır şeyler bekliyor. Yani artık sınırların kalktığı bir savaştan bahsedebiliriz. Kısa vadede de ne Rojava'da ne Suriye'de bitmiş olmasını bekleyemeyiz. Çok hayırlı bir öngörü olmadı ama maalesef, bu da gerçekçi bir durum. Yani biliyorsun, tam kaldığı yerden ifade etmek gerekirse ama yani yerel evet, yerel yani dinamikleri tamamen yani hep şu anda neyin içine dalmış durumdayız? İşte Ahrar Uşşam o yani bütün lokal güçler birbirle savaşıyor ama biz savaşın ana çelişkisini kaçırıyoruz. Yani her şeyin bir ana çelişkisi vardı. Şu an itibariyle süremiz bitti. Evet, yani bu ana çelişkiyi kaçırmamak lazım. Ana çelişki kimsenin diyelim, burada Kürt hareketine akıl vermeye çalıştığı ya da başka bir şey yok. Bizim burada ifade ettiğimiz şey şu, Kürt hareketi içerisinde bu tartışmalar var zaten. Yani bu kadar aşırı alıngan ya da hassas olmaya gerek yok. Diyarbakır'da Leyla Halit'le Leyla Zana buluştuğunda Leyla Zana İsrail'in meşruiyet taşıyan bir devlet olduğunu ifade etmişti. Bu konuda bu düşünceyi kabul edenler var, etmeyenler var ve bu tartışma devam ediyor. Çok yani biz hiçbir şey takip etmeyen, okumayan veya da bu Kürt hareketi içerisindeki şeyleri bilmeyen insanlar değiliz. Ben genel olarak Kürt hareketin zaten özgürlükçü, özgürlük mücadelesi veren şeylerin yanında olduğunu biliyorum ve bunu da söyledim zaten. Ama bunun dışında
bir takım tartışmalar var. Ben ona sadece atıfta bulunmuştum. Bu tartışmaya aslında devam etmek isterdik. Güzel de düzeyli de bir tartışma olurdu ama süremiz doldu. Ben stüdyoda bulunamayan Ahmet Dicle'ye katılımı ve değerlendirmeleri için özellikle çok teşekkür ediyorum. Ve diğer konuklarıma da İslam Bey ve Ahmet Bey'e de çok teşekkür ediyorum. Bence verimli bir tartışma oldu. Merceği Haseke üzerinden tutup toplam bir Orta Doğu değerlendirmesi, Kürt hareketi ve Suriye'nin geleceğine ilişkin bir değerlendirme yaptık. Ve ne yapmalı, nasıl yapmalının sonuna geldik. Bir dahaki programda görüşmek üzere, hoşça kalın. Mezba neler doldu, hasta neler doldu cesedinde. Madenci öldü. Neredeler? Neredeler? Yeter! Yeter! Yayınlanmayacaksa hiç biz konuşmayalım.